arkadaşın hikayesi. Mini ve yönetmeni, hepsinden de önemlisi, yanındaki seyircisi. Bizimki aşk hikayesi, sahnesiyle perdesi, ekiplerin en iyisi, hiç bitmeyen enerjisi. Tam on yıl oldu, taştı doldu, dünyayı gezdi, efsane oldu. Arkadaşım. Müdür. Arkadaşım. Söyle. Büyüdü, talk show oldu, talk show oldu, huzuru sahnede buldu. Talk show oldu, talk show oldu, seyircisine kavuştu. Büyüdü, talk show oldu, talk show oldu, huzuru sahnede buldu. Talk show oldu, talk show oldu, seyircisine kavuştu. Arkadaşım gel. Yaşa. 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 Hoş geldiniz. İyi akşamlar. Gerçekten teşekkür ediyoruz. Trafikli bir günde buraya geldiğiniz için evlerinizden kalkıp süper insanlarsınız. Bu akşam yapacağımız bir şey yok. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Gel, gel. Gel. Arkaya işaret et. Beni açsınlar biraz. Burayı açar. Hayır, hayır. Beni açsınlar. Yönetmeni biraz açar mısınız? Nereye gidiyorsun bırakıp seyirciyi? Yok, ben seyirciyi bırakmadım. Onlar da gelir diye ümit ettim. Onlar seni alkışladılar. Ne bekliyor olabilirler senden? Yok bir şey. Onların kibarlığı. Ya, benden mesela bir şey... sen çıkınca ne gösterdin? Senden ne bekliyor olabilirler? Anga! Ha, ilk çıkışıma gitti aklım. Kafa işte. Hatırlıyor musun ilk çıkışını? Tabii. Evet, hazır hissediyorum. Çağır Minik'i. Minik. Ha şey var. Huzurlarınızda Minik. Bir dakika durur musunuz? Müzisyen. Hadi bu terbiye sizin teki. Sen niye bir erkeğe kendini boynundan öptürüyorsun? Ya boyun... Onun gıdısı büyük. Boyun değil o ya. Niye gıdısından öpüyorsun çocuğu? Öpecek başka yeri mi yok bunun? Nasıl bir şey var aklınızda? Yapma. Ben bu bir şey yapma. Adam... Bir erkeğin bir erkeği öpeceği bir sürü yer varken niye gıdısını öpüyorsun? Bir sürü yer. Nerede yetişiriz bilmiyorum. Biz yanaktan öperiz. Yanakta büyük olunca gıdıya tekamül etti. Doğru, başka yer yok. Evet müzisyen. Ne sırıtıyorsun lan, hoşuna mı gitti? Aa, geçmiş karşıma sırıtıyor. Serkan sen ne gülüyorsun yukarıda? O hep gülüyor ya. Onun ödemesi önceden mi yapılıyor? Nedir o? Değil mi? Sezon başından toplu mu aldı o? Mesela öyle bir tebessüm bende 11 yıldır olmadı çünkü. Süper bir insan ya. Şey, süper göbeğini de gitarla evet, saklıyor. Evet, o her tarz şey... bir, evet. Hep böyle... Evet, arkadaşım. Hazır. Yine bu akşam... inanılmaz bir şeyler olabilir. Evet, ve sen bu akşam kim bilir talk show'da konuğumuza neler neler sorup... ter içinde bırakacaksın onu. Yok, hiç o tarz bir insan değilim ben. Yani ben konuk gelmiş buraya. Geldi mi, konuk mu var? Var. Tamam, varsa da o tarz şey sormam. Çünkü adam kalkmış, kadın kalkmış neyse. Gelmiş buraya kadar ben onu yıpratacak bir insan değilim yani. Zaten soru soramıyorsun ki. Neyi yıpratacaksın? Keşke öyle bir şey yapabilsen. Bu da senin kıvırma noktan. Evet, evet.
kıvırıyorsun. Evet. Kıvırma. Tamam. Konuk gelince bir şey sor. Madem işleriyle niye ilgili... Niye geldi işte? Ne? Hayır. Madem işiyle ilgili soramıyorsun... Sen mesela kendinden yola çıkarak sor. Niye? Ben niye buradayım? Hayır. Değil, o da mesela değil. Sen çocukluğunda sana ne olmuş da... Benim çocukluğumda bana ne olmuştu? Mesela bak, benim çocukluğumda başıma şöyle bir şey gelmişti. Sana da geldi mi? Daha ne gelebilir ki insanın başına? Çıkayım mı ben ya? Arkadaşım. Arkadaşım. Aç kapıyı. Ne dedin sen? Ne ben? Ne dedin? Arkadaşının kim olduğunu söyle, sana kim olduğunu söyle. O tarz bir laf var. Aç kapıyı, arala kapıyı, aralıktan rüzgarı... Aralayayım mı açayım? İkisi farklı. Kapıyı şimdi... arala, rüzgarı al ve konuğunu çağır. Anladın mı? Hayır. Git, aç, çağır, koy, burada dursun. Bu tarz bir film seyrettim ama... Hazır hissedim. Açıyorum, kapıyı açıyorum. Konuk evet. Mu geliyor? Hızlı ben... hızlı. Aç, çağır, bat, bat, bat. Şaka, işte böyle şakalar yapıyor. Düşün. Evet, yürü. Bunu hanımı düşün. Kimse yok. Aralık dedim. Sonuna kadar ayır demedim sana. Ha, kalçanla mi? Açacağım dedin. Dediğini yap. Bu hafif aralık... Oo, hocam hoş geldin. Çok hoş bulduk. Yok, şöyle alayım, şey yaparız. Feritçiğim, bir dakika gel de bir tanıştırayım sizi önce. Bu çünkü tanımıyor olabilir. Tanıdın mı? Hayır. Adamın yüzüne niye hayır diyorsun? Yok, böyle yaydım ben onu. Hayır, şimdi tanımıyorum demek, tanışmayacağız demek değil. Yani güler yüzlü bir insan. Tanıyor olması lazım. Tanıyorum. Merhabalar, hoş geldiniz. Nasıl, ne oldu? Efendim şeyden... Nereden? Filmlerden. Dernekten misin? Gerçekten 1382 tane filmim var. Bu sizinki mi? Çünkü yarıya kadar çizik. Bu demek ki... Bu biraz çizilmiş. Avsek bu. Evet. Avsek. Bende mi kalsın? Dur bir dakika. Onu... Ferit. Efendim. Ben bunu nasıl yayınlayacağım? Ben sana nereye bakayım? Neredesin sen? Her yere bakacağız. O yani her yerde. DVD ile geldin şuraya ya. Şuraya bakayım. Evet. Abi evet. Yani tanıyor olması lazım diye düşündüm ama. Gerçekten çok duygulandım şu an. Ya bir kişi de... Elinde bir şeyle gelsin değil mi bugüne kadar? Ha, haftalardır biz ağırlıyoruz, ediyoruz. Bak adamcağız hakikaten... O kadar mı etkilendin abla? Onun USB'si de var, korkacak bir şey yok. Arkadaşım sen otur demediğin için konuk gitti kendiliğinden oraya oturdu. Ama şimdi konuk kendini evinde hissediyorsa... Böyle bu... talk show açılışı olmaz. Olmaz. Müzisyen orada kendi kendine bir şeyler yapıyor. Yukarıdakiler dalgasında. Yok, müzisyen de... Şimdi... Evet. Ne oldu? Ya siz... Yapma! Ne var ya? Şimdi anons ettir. Ferit sen tam oturuyormuş gibi ol. Heh. Ama tamam, oturma. Başlamış. Oturuyormuş gibi. Yani yere 15 santim kalaya kadar. Tamam öyle kal. Müzikle şey yap arkadaşım. Sen müziği de yarısından aldır müziği de. Sen de ayağın içine çekmişsin ayağını. Tam atmak üzeresi. Hayır öyle değil ya. Ay bacak içine gitti. Biraz hani yürürken içine çekersin ya bacağı. Hiç öyle bir şey yapmam ki ben yani. Hocam ben arkadaşım. Ne kadar böyle kalacağım? Ha? Biraz ben ne kadar böyle kalacağım? Bir yarım saat falan sıkıntı yok. Şöyle bulsam. Ben sana dedim mi oraya dayan 118 diye? Gibi. 118 evet mi? Arkadaşım adam 118'miş. Hadi lütfen hızlı yaptır şunu. Ayağını atmışsın. Ayak evet. Elinde. Ayak elinde. Evet atmışsın. Elinle tutmuyorsun. Elinin hizasında. Göster müzisyene. Ah. Hayır. Hakikaten şu an işin içinden çıkmıyor. Neyin çak. Çak ha? Müzisyene. Hayır uzaktan. Uzaktan çakın bir işareti anlamı. Çak. Evet yürü. Ve otur Ferit. Oh. Kestik. Müzisyene... Neyi yürüyorsun adam orada mı oturuyor? Bu, Ferit Bey mi? Evet. Şimdi koşarak git Ferit'e. Koşarak git ve kucağına atla. O kadar mutlusun. O da benim ağzımı kırsın. Tolga abi Allah aşkına. Tolga abi mi? Doğru ben Betamax. Arkadaşım. Hatta 8 milimetre. Hayır saygı icabı abi diyor sana. Yoksa senden 7 yaş küçüksün sen ondan. Tabii o zamanki oyuncuların hepsi öldü. Şimdi... evet arkadaşım ne olur koşarak git. Atla kucağına sarıl. Hayır, öyle o kadar mutlu. Şey, öyle bir şey olmaz. Dünyada yok. Ben atlayayım mı? Töbeler gelsin. Şimdi... Hadi bir DVD hatır var ama ben şimdi gidiyorum kendisini koltuğuma yok, oturup... Yok yok ve... Ferit'ten aklıma çok güzel bir şey. Arkadaşım bunu daha
Herkes bu Hadi. Bunu seyretsin istiyorum, tamam mı? Bu anı. Evet. Sen koşuyorsun, Ferit ayağa kalkıyor. Sen 2 metre uzaktan atlıyorsun boynuna, bacakları beline doluyorsun, tamam? Ferit seni koltuğuna götürüp oturtturuyor ve öyle başlıyorsunuz. Dünyada böyle başlayan talk show yok. Nasıl oturtturacağım? Olmamalı da koltuğa? Zaten. Olmamalı da koltuğa zaten. Koltuğa nasıl oturtturacağım ya? Hiç ben anlamadım yani. 3, 2, 1 ver müziği. Hocam buna para almam lazım ya. Efendim? Para almam lazım buna ya. Ben 11 yıldır almadım daha. Yani bir oturtmayla. Yok, çok o kadar da dönme istersen. Arkadaşım, Ferit, dün sen... akşam neredeydiniz? Göte geldik. Öyle... Şakal. Ferit, sen yastığın olduğu tarafa otur. Yastığın olduğu tarafa. 3 tane yastık var hocam. 3 tane yastık var burada. Ben bundan kurtuluyorum artık. Kurtul. Tabii. Ben de donu çıkardım zaten. Yastığın olduğu tarafa otur. Arkadaşım sen koş. İşte koltuğa atla. Yuvarlan. Ayakları dik havaya. Ondan sonra koluna hoş geldin yap. Evet. Nasıl 3, 2, 1. Müzisyene ver işareti. Bu hikayenin sonu beni biraz korkutuyor ama... Arkadaşım ya. Değişik bir başlangıç yapalım. Buradan mı, arkadan mı? Sen canın nasıl istiyorsa. Eve gitmek istiyorum ben. Hayır. 3, 2, 1. Göster müzisyene. Gel Tolga. Burada mı yuvarlanıyorum? Koltuğun üstüne... Ya koltuğun üstüne yuvarlanıyorsun. Ayakları havaya kaldırıyorsun. Evet. Vazgeçtim lan. Otur koltuğuna, doğru düzgün talk show yap. Hep böyle yapıyorum, yutuyor. Hoş geldiniz gerçekten. Efendim. Çok bahtiyar oldum. Buyurun. Şöyle gelirseniz oradaki seyirciler de arama küfür etmez. Şimdi... Çünkü genelde ediyorlar. Instagram'dan görüyorum. Ulan o kadar para verdik, göremedik sizi diye. Şimdi nasıl gidiyor bu erotik filmler? Aa, erotik film değil mi? Onları... Sen yine manitaya mesaj yapma yazıyorsun. Ya. Yapma şunu. Bekliyorum ki bir talk show yap diye. Evet. Severek izliyoruz. Evet. İnanılmaz bir proje denk geldi. Sürekli manitaların arasındasın. Şimdi... Ben yukarıdaki seyircilere hak veriyorum. Şu anda da göremiyorlar seni. Sen masanın üstüne çık, çömel. Ferit de yanına gelsin, çömelsin. Öyle devam edin. Ki seyirciler görebilsin sizi. Mesela normal konuşsak, hiç sallamasak olmuyor değil mi? Sonra eninde sonunda bir sallıyoruz. O yani... Hayır, tamam. Şu şekilde. Ne istedin? Çömel ama? Sen. Adam da yanına, üstüne çık çömel. Ferit'ciğim sen de diğer tarafa lütfen. Diğer tarafa. Bu da zaten anca Türkiye'de oldu. Kendi talk show'un içine sıçan adam. Yani bu... Değil mi? Çok özür diliyorum ama... Çok iyiydi ama. Sen niye alkışlıyorsun Ferit? Güzeldi ama. Demek şikli beğendi. Evet, sen de çık oraya. Ben de mi çıkayım? Telefonun oraya kalçayı koy, ayakları aşağı sarkıt. Ha, öne doğru ama. Ha, öne doğru. Gel ki biz görelim seni. Sen de bağdaş kur, otur oraya. Ha, arkadaşım sen çömel. Bağdaş mı? İşte bu. Pişman mısın geldiğine? Güzel oldum abi. Evet, 3, 2, 1 ve talk show başlar. Buyurun. Bence direkt düşelim. Burada. Talk show'a başlar mısın lütfen? Evet. 3, 2, 1 buyurun. Hayırdır? Abi biz hayranız. Evet, izliyoruz sizi. Çok hakikaten severek izliyoruz. Komple burada herkes, izlemeyen bir kişi olduğunu zannetmiyorum. Özellikle senin karakterin. Fena değil. Yok, güzel. Nada ben. Oradaki... Özür dilerim. Estağfurullah. Hep sevdiğimiz şeyler evet, bunlar ya. Lütfen. Sıcak ama değil mi? İnsan ister bir yerini ortada... kırdın mı? Yo. İyi o zaman, devam et. Şunu vereyim ben. Teşekkür ediyorum. Gelmeyeyim. Benim kartım. Ver bakma. İsmim Kanter. Kanter. Hakikaten severek izlediğimiz bir dizi. Mutlu musun, mesut musun, mesleğini seviyor musun? Abi mesleği çok seviyoruz. Çok güzel. İşimizi çok seviyoruz. Tamam. Serbest meslek mahpusu var mı? Var. O zaman... zamanlar yoktu. Arkadaşım ne saçma sıkıcı şeyler soruyorsun. Sor zaman... mesela de ki çocukluğunda başına gelen en güzel şey ne, en kötü Hollanda'da şey. Falan başına gelen bir şey oldu. Hayır. Çocukluğunda neredeydin, başına gelen en güzel şeyi sor. Çocukluğunda çocuk muydun? Oradan başla mesela. Hocam siz nasıl bir gübreyle yetiştiniz? Arkadaşım. Bu soru tarzıyla biz vakıf olamayız ki yapacağımız şeye. Sor. Bak seyircinin çok hoşuna gidecek. Gülümse. Ver gülümseyi. İşte sor.
Çocukluğunda da bunu hayal ediyor muydun? Şu an yapacaklarını yapmayı hayal ediyor muydun ve arzu ediyor muydun? Hiç etmiyordum gerçekten. Neydi, hayali neydi? İtfaiyeci. Tamam. O zaman geldiğin için teşekkür ederim. Arkadaşım, çok güzel bir yerden yakaladın. Nereden? Neden? Eviniz mi yandı? Sor. Action falan. Güzel böyle, action. Suratına böyle action. Action. Ama 3-2-1 action oldu, aynı oldu. Oluyor işte. Yok yok, güzel. Güzel de o anlamıyor. Biz burada komple anlıyoruz. 1000 kişi, bir tek o anlamıyor. Evet. Yani 11 yıldır bunu yaşıyorum ben. Bütün senin anlamadığın da konuk gelmişse talk show'a adama soru sor. Evet, hazır hissediyorum. Hazır mısın? Hayır. Bak son hakkın. Sor. Evet, buradaki abla öldü mü? Ya o benim eşimdi ya. Bir şey yok değil mi? Şaka yapıyorsun. Evet, nereye gitti o? Bir şey oldu? Ciddi mi? Onda panik atak falan da var ha. Söyleyeyim, ben çok rahatım. Böyle yavaş yavaş götün 500 kişi... Ben de onun elçisiyim falan diye. O kadar mı saçmaladım? Aa Bahar, ben gelir gelmez gitti. Senin eşin mi? Evet. Ben senin bir eşin daha yok diye biliyorum. Evet abi, anlaşıldı, abi, anlaşıldı. Özgürlük olmuş olabilir, elinde tamam. Su vardı şu hanımefendi. Anlaşıldı, çünkü. İkiniz de buna teşne değilsiniz. Evet, sen talk show yapamayacaksın, bu zaten sevmiyorum. Talk show'a konuk olmaya gelmemiş. Ya iyiydi. Evet, in abi oradan aşağıya. Abi iniyorum. Al masayı geriye. Al masayı geriye. Ben buldum abi sizin ne yapacağımı. Hayırlara vesile olsun. Evet, her zaman yapmak istediğim bir şey arkadaşım. Abi o cekete sahip çıkın şimdi, pahalı bir şeydir. Arkadaşım her zaman yapmak istediğim bir şeyi yaptıracağım sana. Vallahi mı? Evet. Ha? Olur, tamam çıkar. Verin buna bir tane ceket. Çocuklar çıksın. Çocuklar çıksın. Evet. Ferit. Evet abi. Kebapçısın abi. Kebapçıyım abi. Geç tezgahın başına, yelle. Tezgah bura. Şuraya. Evet. Orada bir yerde dur. Evet. Yellemeye başla abi. Yelliyorsun, kebapçısın. Arkadaşım, gel kebapçıya. Prodüksiyon, hemen bir tane masa sandalye verin. Çabuk. Ne yap, bizi renk çekelim. Ilgaz, bunun insan ceketi yok mu? Arkadaşım. Kız arkadaşınla buluşacaksın. Daha doğrusu bir manita ile buluşacaksın. Şeyden ayarlamışsın, sosyal medyadan. Öyle İlk mi? Öyle tecrübeleriniz mi var? Var ya da yok, sana ne lan? Olsun. Hikayede böyle. Evet. Evet. İlk kez buluşacaksın, kebapçıya gidiyorsun, muhabbeti koyuyorsun. İlk kez buluşuyorum, kebapçıya götürüyorum. Tam sizsiniz bu. Hikaye belki Adana'da geçiyor. Evet. Ferit, nerede senin dükkan? Antep'teyiz. Nerede? Antep'teyiz. 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 Evet. Antep, Adana değilmiş. Süper. Hikaye Antep'te geçiyor. Kızla orada buluşacaksın. Kebapçıya gidiyorsun. Kebapçıya anlat. Her şeyi anlat kızla ilgili. Nasıl ayarladın, ne yaptın, ne ettin falan böyle muhabbet ediyorsunuz. O zaman anne babaları da çıkaralım. Niye? Ben kafam şu an... Evet. 3-2-1 yelliyorsun. Anons et. Anons gel et abi, Ferit. Gel, çok geri gitmem. Evet. Ferit, anons etsene kebabı. Kebap var, kebap var. Kebap var. Kebap zaten var. Başka bir şey söyle. Ama ne? Öyle böyle değil. Nasıl anons edeyim? Ya güzel şeyler anons et. Kebaba sıfatlar yükle. Kebabın kralı burada. Kebabın kralı burada. Arkadaşım. Acılı Adana Urfa. Ne gör arkadaşımı burada? Mesela. Acılı Adana Urfa. Yani acılı Adana. Ve Urfa. Ve Urfa. Yani, acılı Adana ve Urfa. Ve Urfa. Arkadaşımı gör uzaktan ve dükkana getir. Abi gelsene abi. Yok, mangala olmadı. Soktu elini, hep mangala yok. Soktu. Doğal olayım ben. Abi buyurmaz mısın? Yok. Ben yedim. Ne yedin? Anlatmayayım, ayıp. İnsanların can çeker. Arkadaşım gel şuraya. Adam kebapçı, gel. Tam geçerken arkadaşım kebabı gör. Dilini bir uçtan... Hayır. Yere düşmüş. Burada. Ha. Hayır, kebabı gör. Dilini bir uçtan öbür uca doğru yala. Ferit, o gelirken sen dumanı ona doğru yelle, tamam mı? Gerizekalı. Tamam. Sana diyorum, kel olan pardon gerizekalı. Abi. Kel olana diyorum. Bana diyor abi. Benimki de protez. Estağfurullah, yok yok. Saçma. Sen yalıyorsun, seyirci de alkışlıyor. Demek sen dilini yanağının bir tarafından öbür tarafına yalayacaksın. Dıştan ne zaman mi? Yalayacaksın? Ferit sana dumanı yollayacak. Ferit'in dumanı sana değdiğinde. Ha, canım çekiyor. Kebap evet. Canım çekiyor. Ferit, sen yelliyorsun ona doğru.
O duyduğu anda kokuyu ne yapıyor? Dili dışarı çıkıyor. Bunları ağır çekimde yapıyoruz. Müzisyen tamam. Hazır mısın? Adana Köprübaşı çalıyor. Gel vatandaş gel. Adana ve Urfa. Acılı Adana. Ya sen ya, Antep'te değil misin? Acılıdır ya. Antep'te değil misin sen? Antep'teyim. E niye Adana Urfa diyorsun? Antep'te kebap yok ki. Korsan kebapçı bu. Antep'te açmış Adana kebap. Antep'te kebap yok. Acılı Adana. Antep'teysen Antep kebabı diyeceksin. Antep kebabı. O farklı bir şey mi? Ben yemedim hiç. Sırf Antep kebabı diye bir şey yok. Farklı bir şey mi? Arkadaşım Adana diyor Urfa diyor. Antep ikisinin ortasında ya. Bu Antep'te. O zaman Urfa desin. Niye Urfa desin Antep'teyken? Bilmem. Evet 3-2-1 gel. Dupre'yi slow motion alıyoruz. Bağırırken sen slow motion'a düşüyorsun. Dumanı slow motion yelliyorsun. Dilini slow motion çeviriyorsun. Gidiyorsun. Evet. Orada lezzet görmem lazım senin suratında. Göreceksin, göreceksin. Oyun ben de gördüğüm an. 3-2-1. Hocam ben de gördüğüm an oynayacağım. 3-2-1. Yalla. Gel vatandaş gel. Gel. Gel diyorsun da herkesi yolluyorsun ama. Ateşi yelliyorum ya. Ha ateşi yelli. Ben de geçen hani gelen. Yok kebaplıyım. Evet, gel buyurun. Vatandaş gel. 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 Hep mi ağır çekim? Hayır normal çekim gidiyorsun. Orada ağır oluyorsun. Nerede? O sana en son yellemeyi büyük yelle tamam. Tamam. Evet 3-2-1 buyurun. Gel vatandaş gel gel. Dili göreyim dili. Hocam işle şeyi birbirine karıştırmayalım şimdi. Arkadaşım adam püf yaptı. Sen dilini çıkarıp yalayacaksın. Evet. Ondan sonra dilimi yalayacağım. O da hayır ya. Şey. Hayır ya. Dilini yanağından burnunun ucundan geçireceksin. Burnunun tamam. Ucundan. Evet. O komple orayı bıyığı alacaksın ki biz senin ne kadar iştahlandığını anlayacağız sen seyirci olarak. Sen ne rüyalar görüyorsun kim bilir ya. 3-2-1. Bıyığını yalayacağım. Hadi bakalım. 3-2-1. Buyurun. Hazır. Gel vatandaş. Kebabın kralı burada. Adana! Biri daha mı girdi? Ya o da karşı dükkanmış. Sen bana karışma. Ben böyle konuşur karşı dükkan. Ama şimdi dükkan. Deminden beri çalıştığımız şeye bir anda bir şey eklendi. Yani Adana eklendi. Arkadaşım sana verilen oyunu yap sen sadece. Başkalarına oyun karışma. Oyun verilmedi ki oranı buranı yaladıyor işte. Yürü 3-2-1 çabuk hazır, hızlı yürü. Hazır. Yürü. Yürürken gel vatandaş, bir anda gel Adana. Gel. Kestik kestik. Ferit o ağır çekimdeyken sen niye hızlı çekimdesin? Pardon. Abi çok haklısın ya. İşte ben Mersinliyim. O Adanalı. Zaman farkı var aramızda. Saçmalama. Tam oradan. Yellediği yerden. Ben büyük yerden. Büyük, evet 3-2-1. Yalla. Yalla lan. Demin böyleydi. Şimdi böyle. İlk defa kare bir mangal görüyorum yani. Ya bir böyle bir böyle. Ya ne kadar güzel. Hayır. Sıra Adanaları gösteriyor. Ya ne kadar güzeldi ya. Çok, bir daha yapabiliriz. Ya çok güzel gidiyordu. Hocam alışıyoruz. Şimdi... Hocam alırız baştan. Oyuncu olduğunuz için biz hocam, pratikle biz çok... Tamam ikiniz de birbirinizi gördüğünüz anda olduğunuz yerde dönüyorsunuz bir 180 tamam. Böyle kebapları böyle sürüyor muyuz burası? Hayır. Niye öyle bir şey yapasın? Kebapçı, müşteri. Dönmeler falan bir şeyler. Arkadaşım. Kuğul kebabı mı bu? Arkadaşım. Hint esintileri olan Türk filmi. Hint esintileri olan Türk zaten. Filmi. Evet. Ben geliyorum. Ben geliyorum. 3, tamam. 2, 1 gel. Gel vatandaş gel. Çevir. Ferit dönsene. Öyle bir şey mi? Anlamadım. Efendim buyurmaz mısın? Evet göster. Göster otur. Buyurmaz mısın? Aha, gösterdiği yerine otur. Evet. Merhabalar. Merhaba abi hoş geldin. Kolay gelsin. Hoş geldin abi. Hadi bakalım. Ne atayım? Lahmacun. Lahmacun mu? Tipik Türk masası değil mi bu? Bir çay içiremeyecek tek arkadaşım, masa. Arkadaşım ayağını altına sokma. Oy, tabii. Öyle. Ben olmasam dükkan battı bak. Ama bu hareket meşhurdur ya. Ama problem burada. Abi. Hazır hissediyorum kendimi. Ferit, sen... Ben elimden geleni sen yaptım. Sen dükkan sahibisin. Anında müdahale. O ne ya? Çıkar ayakkabını koy altına. Vallahi mi? Abi evet. Çorap delik olabilir ya.
Olsun. Tamamdır. Ama bunu çok önemli bir şey yapıyor. Bak abime ne yapıyorum de. Abi ne yapıyorsun? Olur mu abi öyle şey? Öyle mi? Özür dilerim. Aa abi lütfen. Hocam şimdi markadır falan. Yok hocam hiç marka falan değil. Ne oldu? Ne arıyorsun? Cüzdanı yok bir unutmuş. Şey kız. Evet arkadaşım. Ha. Bunlar önemli. Evet. O iş bende. Arkadaşım sen çok ukala, çok artist bir müşterisin. Bu masaların bizde altı bacaklısı var. Masanın altı bacaklısı niye olsun? Olur. Niye? Dördü taşıyorken niye altı olsun? Allah Allah uzun masadır. Mimar ona... Olsun. Bir... Uzun da olsa dört olur. Dört tarafından tutan şey ayakta durur. Ben... Ne abi bakıyorsun? Ne atayım abi? Ne? Ne atayım? Sıcak bugün 48 derece yani. Burası 51. Aynen. Ben istiyorum. Urfacık. Urfa. Yani bir bile olmayan Urfa. Aç bir değil uçuk, miyiz? Bir ufacık. Kebabımız iyidir. 1,5 vurayım. Yok Urfa ben acı sevmediğim için Urfa rica edeceğim. Tamam. Yalnız hiçbir şey olmasın. Sadece lavaşın üstüne kebap olsun. Tamam abi. Yani... Hayır olmaz Ferit. Olur olur. Olur. Olmaz. Olmaz. Olmaz abi. Olur. Olmaz. Olmalı. Çek sandalyeye otur yanına böyle kabadayılık yapana. Kardeşim bize geldiysen kebabı tam yiyeceksin artistik ya. Kardeşim bize geldiysen iki yiyeceksin. Duble yiyeceksin. Ayakkabın burada. Elimde. Pardon. Doğru. Yok kozlar şimdi bana fazla geldiği için midede yanma yapıyor. Bağır. Bana fazla geldi. Hayır sen değil. Ferit sen ona posta koy. İki yiyecek. Abi burada bir iki porsiyon yiyeceksin bırakmam. Bir falan, yarım falan ne ya? Bir iki porsiyon mu? Bir iki porsiyon. İki porsiyon yiyeceksin burada abi. Şimdi bana fazla geliyor muhterem. Şimdi ben şöyle yapayım. Lavaşın üstüne bir porsiyondan biraz daha az bir urfa rica edeyim. Yanında bulgur da olmasın domates. Özellikle yeşil biber hiç istemiyorum. Ne çünkü hocam? Acısız diyorlar acılı geliyor. Ne diyeyim? Ferit bu sana hakaret sayılır. Bu bana hakaret. Burası kral bir yer. Antep'in en kral kebapçısındasın şu an. Lütfen iki atayım. Bir parası ver. Biri benden olsun. Sen bir at ben inanamış gibi yapayım. Ne? Ne dediğini ben ya. De bilmiyorum. Hayır şöyle yapalım. Ben az yiyeyim çünkü bende reflü yapıyor. Ukalalık yap arkadaşım. Ben mi? O. Tolga abi. İşte reflü dedi mi daha nasıl ukalalık yap? Ukalalık yap. Ukalalık yiyemem reflü kardeşim işte, ben her yerde kebap yiyemiyorum falan yap. Öyle şeyler. Ben her yerde kebap yemiyorum. Evet. O kadar. Ukalalığında bir sınırı var. Şimdi koy ayağını, sen oturduğun yerden yerle Ferit, başla. Sen koy ayağını masanın üstüne arkadaşım, başla anlatmaya. Dün internette yok, bir kızla tanıştım. Olmaz öyle bir şey yani. Dün internette bir kızla tanıştım falan. Olmaz, ayak masaya konmaz. Tamam, anlat kızı. Dün enteresandır. Bana mı bir şey yapıyorsun? Hocam kebabını yapıyorum. Hah tamam, o şey yapın. Onu şöyle yapmak lazım. Şimdi bir sistem var, kömürü böyle yayıyorsun. Biliyorum. Kömürü böyle yiyorsun, ortasına böyle bir havuz yapıyorsun. Evet, demin konuştuğumuz. Sonra mesela. Evet, sonra böyle çıraları böyle koyuyorsun. Çıraları yakıyorsun, çıra yandıktan hocam, sonra zaten büyük ya. Kömürleri üstüne koyuyorsun. İşte yellemeye gerek kalmıyor. Başta onu yaparsan yellemeye gerek kalmıyor. Anladım. Tamam, bir daha öyle yapayım. Çünkü eti koyduktan sonra yellersen ne oluyor? Hem kömürün tozu geliyor odunun. Kömür çabuk yanar bir de biter. Çabuk yanar bir de dışı biter. Yanar. Kestek işte. Ne yapıyorsunuz manyaklar? Herkese bir bilgi paylaşıyoruz. Niye? Burada. Abi arada bilgi paylaşıyoruz. Herkes kebapçı mı açacak mangal buradan sezonu gidince? Geldi o yüzden. Saçmalama. Evet sen ukalalık yapıyorsun. O kadar küstah birisin ki ben. Anlatıyorsun. Kızı bir ayarlamışım bir yazmışım falan. Kızı ayarla bir çırpmışım böyle. Ne? Kızı ayarlamışsın ama böyle bir adice konuşuyorsun. Kızı ayarlamışsın böyle bir adice konuşuyorsun. Sen. Mavili mal. Mavili mal. Sağ ol Gaz. Kocan daha beterini giysin inşallah. Geçenlerde enteresandır. İnternette bir kızla tanıştım. Evet. Kız tabii bana hasta. Benim özgeçmişim falan baktı böyle. Bu arada senin hanım hala gelmedi. İstersen bir acili falan arayalım. Sen yelliyorsun ama aklın orada gibi geldi bana. Güzel baktın mı? Ha? Onda bir sıkıntı varsa çok daha tatlı bir kız var tanıdığım çünkü. Arkadaşım ya. Gayet iyiymiş bir problem yok. Evet, İyi hadi. Bir haber verin. Evet tamam. Haberim var benim haber alıyorum ben. Tamam evet. Yok, gayet iyi. Başka iyi, çocuklar iyi. Arasında bir İyidir. Şey var.
Geçenlerde bir tane kızla tanıştım böyle. Enteresan bir şey. Daha ukalasın. Gözlerini ayırarak anlat. Böyle... İşte bu. Harika. 11 yıl oldu ya. Anlat. Hayır. Sonra tamam. Ben çıkışta konuşacağız bunu. Sonra kız dedi ki işte ne iş yapıyorsunuz? Onları anladıktan sonra tabii kız bana bitti. Dedim ki mümkün bir zamanda birlikte yemeğe çıkmak isterim size. O da bugünü söyledi. Ben de dedim uyar. Ya ne yapayım şimdi? Kız kebapçıya mı getirdin abi? Tabii ki de. Çünkü sizin metinizi çok duydum. Ha. Arkadaşım sende tik var. O ne yaparsa sen de onu yapıyormuşsun. Evet. Ama bu tiki size yapıyorum hocam. Haydi evet. Anlat evet. Daha abart. Bu arada sana garson gelsin. Senin garson varmış. Sarp gel garson ol. Kebap olmuş. Yeter. Kebap yandı kebap bile. Oldu. Abim. Buyur abim. Dur garson versin. Ha garson ver. Sarp. Benim mi lan? Sarp gel dükkana müşteriyle tanış. Tek ayakta zıplayarak yürüyorsun. Ya niçin anormal bir dünyadayız ya? Arkadaşım. Ya niye normal yürümüyor? Hint filmi gibi yapacağım. Bunun altına müziği bir dayayacağım. Baştan sona kadar hepiniz dans ediyor olacaksınız. Adamın ayakkabısına haciz koyduk zaten. Sen o ne yapıyorsa onu yapıyorsun. Sarp sen bir ayakta bir ayakta zıplıyorsun. Müşteriyle tanış gel. Yavrum dışarıda oynayın. Hadi bakayım. Bu zamanı çocuklar da böyle. Sek sek falan hep içerideler. Beyinsiz. Abi, gençliğini yaşayamamış bizim. Ne yapıyorsun? Aslında çok düzgün bir sülaleden oynayan. Geliyorum ama bu niye böyle oldu hiç bilmiyorum gerçekten. Sen dükkanda çalışıyorsun. Ama Ferit bu senin çırağın. Çağır şunu. Gel buraya Sarp. Ne yapıyorsun oğlum öyle sen? Dışarıda oyun oynuyorum abi. Seke seke çaydan geçen. Ne yaptın öyle? Sek sek oynuyorum. Anladım. Oynayayım mı? Oyna. Oğlum bu oynasın peruk ya. Nedir lan? Böyle bir devlet bakanı vardı ya. Arkadaşım anlat. Kızı anlat. Arkadaşım çok adi birisin sen. Öyle. Ya niye öyle bir insanım öylesin. Ben? Öylesin. Çünkü sürprizim var sana. Anlat. Öyle şeyler anlat ki kızla ilgili. Sürprize bak. Çorlu'da bir hafta tatil. Hayır. Hazır. Evet. İsmi ne? Kimin? Abinin. Muhittin. Muhittin. Muhittin abi anlat be. Şimdi kız tabii bana deli gibi aşık. Senin gibi bir erkeği daha ne? Önce görmedim. Sensiz ben bir hiçim. Sensiz yapamam. Sarp sen ağzını ayırıp dinliyorsun. Sen de çok meraklısın böyle şeylere. Ya yemin ediyorum ona benziyorsun ya. Neyse. Kadın tabii bana hasta. Gördü benim ne kadar çekici olduğum falan. Lütfen birlikte olalım. Bir birlikteliğimiz olsun. Benimle çıkar mısın? Çıktın iner misin? O tarz. Şimdi ben de dedim ki tamam ne yapayım dedim yani. Belki de enteresan bir bir ruhu, bir bedeni şenlendireceğim dedim. Anlatabiliyor muyum? Tamam dedim Sarp, ya. Ferit sor. Ya kız demek o kadar hasta sana ya. Sor, ne ne sor. Soracağım? Kız demek bu kadar hasta sana. Ne abi kız sana bu kadar hasta? Şimdi hasta o tarz hoş değil. Yani bir bayana karşı hasta diye konuşmak hoş değil. Tabii bana karşı ilgisi var. Çünkü her kadının karşısında... Hayır böyle... sen adisin. Çok hasta kız sen bana. Adisin. Sen adisin. Mavili. He? Mavili sen her şey sensin. Tamam. Geri kalanlar da sensin. Devam et. Ne? Abi kız... sonra ne oldu peki? Şimdi... Buluştun ya buluşabildiniz mi? İşte enteresandır ki o gün bugün. Ha bugün buluşuyorsunuz evet, burada. Evet ben de dedim ki o zaman gel şu bizim dedim yakınlarda bir yer var. Sen şimdi arkadaşlık düzeyini gruplarına bilmiyorum. Orada dedim sana çok güzel bir kebap yedireyim dedim. Sonra ne yapacaksınız de Sarp sor. Sonra ne yapacaksınız? Parlamentoya gideceğiz. Ne Sarp o nasıl soru ya? Ya ben buna bakamıyorum ya. 5-6 sene öncesine götürüyor beni bu. Arkadaşım sen Ferit. Sonra ne yapayım? Kızı buradan nereye götüreyim falan. Evet. Ne? Kim? Ferit'e sor. Sonra ne yapayım kardeş? Nereye İşte götüreyim? Buraya sizin kebaplarınızı çok sevdim. Dedim kızcağız da buraya gelsin. Ağzı tatlansın. Buradan sonra nereye götüreyim ona karar veremedim yani. Antep'in maçı var abi oraya götür. Hiç yemedim. Maç stada götür güzel olur. Futbol maçı. Futbol. Şimdi kızcağız, şimdi hanımlar öyle şeylerden hoşlanıyor bilmiyorum. Bazı hanımlar da sadece erkek arkadaşı, eşi falan mutlu olsun diye maça gidiyor. Doğru. Çok da sıkılırsa şimdi o elde bir eksi puan olsun istemiyor. Evet, arkadaşım kıza söylediğin yalanlardan bahset gül. Onlarla eğlenin gülün. Kızı nasıl kandırdın falan anlat. Çok dedim efendi bir yönetmenle çalışıyorum. Arkadaşım şey bu komple yalama burada mıydı? Hayır şöyle de. Kıza dedim ki 4 tane üniversite bitirdim. Hepiniz gülün falan evet söyle. Niye ki? Göreceksin biraz sonra. Hep biraz sonra biraz 11 sene oldu.
Şen'e kıza dedim ki ben 4 tane üniversite bitirdim. Ya ne bitireceğim Allah aşkına? 4 üniversite bitirdim. Sosyal medyadan seninle mi tanışacağım ya? Ne oldu o karar geçti mi Bakanlar Kurulu'nda? Hemen sahneye bir bayan al, çabuk bir bayan al. Bu tarafa bakmasam olur mu ya? Ha, abla önce siz geldiniz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İsminiz ne? Nilay. Olsun. Nilay, telefon. Evet. Kalsın da. Arkadaşım otur. Evet, şimdi anlatıyorsun sen. Nilay arıyor. Aynen, şey yap. Arıyor. Bak arıyor, ha. Arıyor. Beni aramadan duramaz sonra falan öyle şeyler. Enteresan bir şey tabii kızım. Seyirci çaldır telefonu. Aklı hep bende kızın. Ha, ondan sonracığımı. Ah dur, piyanom çalıyor. Ya böyle telefon sesi var. Telefon mı çalıyor. Şimdi arıyor. Büyük ihtimalle o. Bak arıyor. Şimdi romantik yapacağım kıza, de çok romantik konuş. Oğlum. Hiç... Cep yok, kapağı var. Arkadan çıkar telefonu. Hah. Arkadaşım ya. Hem de uydu telefonu. Arka cepten çıkarıyorsun. Uydu. Arka cep. Hayır. Arıyor beni. Şimdi gene arıyor. Bakın arıyor. Şimdi ne yapacağım de onlara. Bakın şimdi nasıl konuşacağım. Yok konuşalım. Açtım bile. Söyle bakın şimdi nasıl yapacağım. Açtım açtım. Alo. Alo. Kapat Nilay telefonu. Tamam. Aa, şimdi yüzüme söyle. Kapattı. Ben de bir daha aramam. Sarp, senin telefonun çalsın. Çaldır Sarp'ın telefonunu. Ha, telefon, aa! Telefonu çaldılar. Bitti, ne yapıyorsun gerizekalı? Bu gece burası geçilmez. Oğlum seni kandırıyor. Ne sen yapayım? Süzme salak mısın? Evet. Değilsin. Kendime değilim de. Değilim, değilim, değilim. Tamam. Şimdi söyle, abi yenge arıyor, ne yapayım de, söyle. Abi yenge arıyor, ne yapayım? Telefonu, telefonu çalmadılar mı oğlum? Bir tane daha vardı. Öyle mi? Arkadaşım, bakın şimdi ne yapacağım de. Bak şimdi nasıl konuşacağım. Ne oldu? Koy şu telefonu kulağına. Nilay, efendim? Telefonun nerede? Cebimde. Daha aramamış bile. Bizdeki telaşa bak. Ben montajda çıkarttırırım onu. Demin kapattım, koydum cebime. Ara Nilay, ara, ara. Nilay de ki, nerede buluşacağız? Abim çok şeydir, deli dolu bir insandır. Onu yakalanmamamız lazım, söyle. Alo. Alo, merhaba. Nerede buluşacaktık? Abime yakalanmamamız gerekiyor da biraz. O zaman sizde buluşalım. Çünkü orası aklına gelmez. Ay, bütün gençliğimi açık ettim. Sen gerçekten pisliksin ya. 40 yıl düşünsem aklıma gelmez. İşte değil mi? Evet, şeye söyle, Ferit'e göstererek de ki... Bak bak, neler söylüyor, bak bak falan yap, evet. Evet. Konuş Nilay. Alo. Evet, nerede buluşalım? Karar vermedik. Hayır. Nerede mi buluşalım? Gelsin buraya para. Şimdi tam olarak neredesin? Tam olarak neredeyim? Antep merkezdeyim. Antep merkez patlıyor. Tamam, biz Adıyaman'dayız. Adıyaman'daki Antep restoranı. Tamam, buluşacağınız yeri en biliyorsunuz. En az 4 saat kazandım. Arkadaşım, mevzu o değil. Buluşacağınızı biliyorsunuz. Ferit şeyde, aşık oldun mu be abi de? Sen de ki, yok mu oğlum, akşama terk edeceğim de. Evet. Abi aşık mısın? Bu kendi yaşadığı pislikleri bende süzmeye çalışıyor şu an. Ben o tarz bir insan Sarp, değilim. Sen de meraklı ol, sor devamlı. O akşama... Evet. O akşama... Suzan, 2 tane peçete verir misin kardeşime ya? Evet ya. Şu an çünkü 4 kilo verdi, bir de eşi hala yok. Eşini içeride tutuyoruz. Tutun. Yeni nikahına davet etti mi bari en azından kızcağız? Çok teşekkür. Hadi ya, hadi teşekkür. Uzatma Suzan ya. Suzan, teşekkürler. Ya uzatma. Teşekkür. İşimi yapıyorum ya. Ne işin senin ya? Ten almak. Erkeğin ağzına gömmek. El kolu yapma bana. Evet. Arabası kırmızı otoparkta. Bir kale kilite bakar. Diklemesine. Evet. Ya söyle. Şimdi kız da benden çok hoşlanıyor, evet, tamam mı? Ben de ne yapacağımı bilmiyorum. Yani inanılmaz. İlla buluşalım. Sen hoşlanıyormuşsun. Ya şimdi tatlı da bir kız. Fakat ben de biraz tabii bu konularda hoyratım.
Yani ne demek? Çapkınsın. Çapkın demeyelim. Çapkın daha birinci sınıf. Ben daha hoyratım. Yani bunları yaşayıp ne yaşadığımı çok fazla önemsemeyecek bir haldeyim. Yani. Gül, büyük gül. Hangimiz? Sen gülüyorsun. Sen diyor, üç kişi varız. Sen gülüyorsun, sen sen hemen sen genel. Soru sor. Sor. Gül. Sende Maliye Bakanı'nın cebi var mı? Arkadaşım çok büyük gül, çok büyük gül. Ferit sor, ya kızlara da böyle yapma abi be. Abi kızlara da böyle yapma ya ama bak ben sevmem bak kendi soframda ya böyle. Ya şimdi ben de sevmiyorum da o kadar çabuk kaptırıyorum ki kendimi. Büyük bir şaka yap arkadaşım. Bir tane fil düşmüş. Büyük şaka ne ya? Kızla ilgili bir şaka. Ya ben böyleyim. Anlat, kızı anlat. Şey, kızlara nasıl davrandığını anlat. Ne yaptığımı? Nasıl davrandığını anlat kızlara. İyice ağır. Ya şu an kızacağız telefonda. Ama sen onu mute yaptın. Ne yaptım? Mute. Mute yaptım. Evet, sakin bir kız. Mute değil. Mute yaptım. Evet. Sarp, çok merak et, sor. Mute ne demek? Stopajdan KDV'yi çıkarıyorsun. Gayri safi milli hasılayı ona bölüyorsun. Anladın mı? Bıyık. Evet, şimdi kız yavaş yavaş gelir. Arkadaşım, kız geliyor. Şimdi kapat telefonu, iyice dalga geç kızla. Kız geliyor biraz daha. İlla gidiyor ki ben... Nilay gel, dükkandan içeriye gir. Girer girmez, Nilay çığlık atıyorsun. Abi diye. Kapı burası. Evet, gel. Kapı abi. Aşağıdan giriliyor buraya. Nilay. Uzay mekiği burası, alttan. Müzisyenler verin gerilimi. Sen büyük dalga geçiyorsun, ağzını ayırarak konuşuyorsun. Gel Nilay. Abi. Acaba abisi kim? O da bilmiyor. Ferit, abisi sensin. Ben miyim? Evet, sensin abisi. Tamam, baştan alalım. Evet. Ayrıca istersen artık ayakkabını da giy. Çok ciddiyetsiz bir ayakkabı. Ayakkabı lazım. Öyle mi? Yok ya, ben onu hallederim. Al. Evet. Ferit'ciğim, kız geliyor, seni görüyor, abi diyor. Sen tamam. Kız sana abi deyince az önceki şeker oğlan gidiyor. Yerine bir psikopat geliyor. Tamam. Alıyor elini arkadaşımı. Kafasını masaya vura vura masayı kırıyor. Evet, şimdi kız geliyor. Ver gerilimi. Sonra Ferit, sen onu döverken Hint müziği eşliğinde dövüyorsun, tamam? Arkadaşım, sen de dayağı yerken dans ediyorsun. Mutluyum. Evet, çok... Ağzımı yalıyorum. Evet, herkes mutlu. Evet. Dayak yerken herkes mutlu, dayak atarken... Sadece Ferit psikopat, sen de dansa eşlik ediyorsun Sarp, tamam? Arada sana da bir iki çakıyorlar. Psikopatım ama Hint müziği. Evet, alayım Hint müziğini arkadaşlar önce. Nasıl bir şey yapacaksınız? Ne çabuk adapte oldun ya. İlk önce bir dansını çalışsak. Dur dur. Dur. İstesen la basmazlar. Doğru ya. 3, 2, 1. Önce kız gelir, bir şey muhabbetler. Tamam arkadaşım, sen kıvırırsın önce, biliyorsun. Evet. 3, 2, 1. Nilay niye gel. Niye biliyorsun ya? Gel. Kıza böyle davranma ya kardeş. Yakışmaz. Ya, kız ne geziyorsun sen burada? Ne? Dur dur, daha girme, ben gir demedim. Arkadaşım, Nilay sen gel arkadaşıma. Peki merhaba, beni beklemiyor muydun de. Tamam, evet, 3, 2, 1 tekrar başlanıyoruz. Nilay gel. Abimi görmüyor muyum? Tamam. Abini görüyorsun, abi diyorsun ama sen abisinden korkan bir tip değilsin. Evet, 3, 2, 1 gel. Merhaba. Nasılsınız? Merhaba. Merhabalar. Nilay hayırdır? Ah, Abdülceğim. Abi yanıltmaya çalışıyorum. Arkadaşım, Nilay söylesene. Az önce seninle şeyden konuştuk ya, sosyal medyadan haberleştik ya falan, evet. 3, 2, 1 devam et. Sarp sen de ona ateşi at. Abi sen bu kızı beklemiyor muydun falan diye, evet. Buyurun. Sosyal medyadan sizinle haberleşmiştik. O küfür eden siz miydiniz? Kız sen ne diyorsun? Kardeşime mi? Kardeşiniz mi? Evet. Hint müziği mi? Hayır! Bu kod adı mı? Hint müziği bekliyor. Hocam istersen artık için. Masaya çok bastırma çünkü senin ayakkabını yerine ben aldım. Arkadaşım ya. Tarak kemiğimi şu niye an... Niye oraya ayağını koyuyorsun? Çorba mı içiyorsunuz? Koyma ayağını. Ya Tolga. Ama ben masa dıngırdamasın diye. Arkadaşım ya bir durun ya. Herkes beni dinlesin sahnede. Nilay sen içeriye giriyorsun. Aa abi diyorsun. Aa beni mi bekliyordun aşkım diyorsun. Arkadaşım sen inkar ediyorsun. Sarp sen diyorsun ki o bu kız değil miydi? Bu kız değil miydi? Falan. Şimdi burada hocam sıralama önemli. Nilay Hanım önce abisini görüp sonra benim mi farkıma varıyor? Beni görüp abisi onun farkına mı varıyor? O daha doğru. Önce seni görsün, abisi desin, Nilay desin. Abisi Nilay desin, ondan sonra olaylar başlasın. Hiç anlamadım değil mi? Sonra sen açıklamanı yap.
Ferit sen inanma. Sonra müzik diyeceğim ben, dayak başlayacak. Tamam hocam bizde. 3, 2, 1 buyurun. Ben gene anlamadım ama. Merhaba. Nilay. Sizinle görüşmüştük sosyal medyada. Aşkım. Ne? Kestek. Ben anlamadım. Kendimi dövmem lazım. Döveyim mi abi? Olay karıştı ama yani. Ulan gayet net. Ay bu... Anlamayan, anlamayacak bir şey yok ki. Çok özür dilerim. Hocam müzik geç giriyor sanki. Hint müziği mi? Ha, her şeyi becerdiniz mi müziği mi? Hayır, şunu anlamadım. Hanımefendi geldi. Evet. Ferit Bey kardeşini gördü. Bu pezevenk nereden çıktı? Aşkım dedi çok ya. Çok özür dilerim. Aşkım diyor. Sen niye aşkım diyorsun kıza? Kafam çok karışık. Hiçbir şey anlamadım. Bak çok net anlatıyorum. Aşkın maşkın değil. Resmi gazetede yazmadan... O senin... Otur, evet. Hazır hissediyorum. Nilay, geliyorsun. Direkt kilitlenmiş şekilde arkadaşıma gidiyorsun. Bana geliyor. Arkadaşım kalkıyor, sonra ukala şekilde davranıyor, tamam mı? Dönüyor, Ferit'e ama diyor ki... Ama davranmamam lazım hocam. Şimdi ben Ferit Bey'e anlatıyorum havalı havalı. Fakat tabii. Hanımefendi geldiğinde... Aynen. Ferit'e ona... dönüyorsun, diyorsun ki işte bu kız diyorsun. Nasıl, bana yanık değil mi diyorsun? Yani Ferit, evet. Sen o sırada tırnaklarından kafana doğru kızarıyorsun. Dilini çıkarıyorsun, ısırıyorsun dilini ve diyorsun ki Nilay diyorsun. Evet, tamam mı? Isırırken tamam. Mi? Isırdıktan sonra mı hocam? Sana ne? Peki el tırnağından mı, ayak tırnağından başına kadar? Arkadaşım. Arkadaşım. Sarp, sen ne yapıyorsun o sırada? Ne zaman? Aşkım aşkım diye dolaşmıyorsun. Sen de Ferit onu daha fazla dövsün diye gaz veriyorsun, tamam? Evet, 3, 2 Ya sen elleme şu konuğun arkasını ya. Bitiremedin bir işini. Bir şey mi oldu? Hey oldu. Benim gibi, benim başıma gelen. Bu o kadar zamanda yağ yakın, değiştiriyorlar. Çok yakın da o yüzden abi. Ondan kaynaklanıyor. Benim... Konuş bakayım Ferit. Hello, S1, 2, 3, 5. S1 mı? S1 nerenin ismi? Çözdüm. Evet. 3, 2, 1. Ben müzik dediğimde de müzisyenler giriyor. Evet. Tamam. O şey, duydun mu müzisyen? Konuşayım. Gıdısını yediğim. Ha. Evet, 3, 2, 1 Nilay gel. Merhabalar. Ah, merhaba. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Nasılsınız? Kız korkuyor geldi. Şaka kız yapmayacağım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nilay, Nilay! Nilay abi. Bağır, abi de. Abi? Dur ya. Olsun, hoşuma gitti. Bayağı şey yaptım. Hayır, dur. Hocam ben de elimden geldiğince... Ferit'ciğim şöyle olmadı. Bak, çok güzel oldu orada. O diyor ki... O diyor ki, abi diyor. Sen sonra arkadaşıma bir tane vuruyorsun. Arkadaşım, sen döne döne sahneye gidiyorsun. Oynayarak geri geliyorsun. Sonra Ferit oynayarak sola gidiyor. Geliyor sana bir daha çakıyor. Sen oynayarak gidip oynayarak geliyorsun. Ya adam pişman oldu geldiğine geleceğine. Şey, Sarp da devamlı öne doğru oynuyor olduğu yerden. Tamam, evet. 3, 2, 1 Bağır Nilay abiyi de. Nilay! Öpmedim bile. Müzik başla. Kestik! Ben... Kestik! Ben artık nasıl vurduysa abi yuvarlanıp meclise kadar geldim. Arkadaşım, Ferit. Evet. Sarp, ilk kez doğru yaptın. Vallahi pişman. Aynen. Oğlum dur, olma. Farkında değilsin. Bak, şimdi bak şöyle. Siz ortadasınız arkadaşım. Ortadasınız. Ferit sana çakıyor. İkiniz ayrı taraflara gidiyorsunuz. Oynayarak ortaya geliyorsunuz, bir daha çakıyor. Oynarken... İşte, Ferit Bey bana çakınca ikimiz niye ayrı gidiyor? Bana çakıyor. Tamam, o tarafa gidiyor, Ferit de bu tarafa gidiyor. Bu tarafa? Evet. Niye? Sonra dans ederek ortaya geliyorsunuz. Gelirken yüzünüz hep bize dönük oluyor dans ederken. Ama vücudunuz her tarafa doğru oynuyor. Ben anladım karısı niye kaçtı. Kadın geleceği gördü.
bu yaşadıklarımızı. Sarp sen çok iyisin. Öne geriye, öne geriye. Ama öne geldikten sonra geriye giderken arkana dön git, tamam? Tamam mı? Evet. Girişte de mecliste kartını göster. Duvara hazır çarpınca geri gel. Evet, 3, 2, 1. Gel kız, Nilay. Bağır oradan, abine bağır. Abi? Nilay! Alo! Bir daha vurayım mı? Kestik! Benden, bir daha vuracaktım değil mi? Ayağına bastın değil mi? Yok yok. Çok özür diliyorum. Bir daha tokadı çakacaksın adama. Bir daha, gelişine bir daha, tamam. Evet, arkadaşım. Evet, gelişine çakacak sana. Tekrar gideceksin, tekrar geleceksin. Sonra slow motion... Arkadaşım! Evet, 3, 2, 1. Sarp, sen ne yapıyordun? İleri gene ver. Evet. Ferit, oynarken seyirciye yüzünü dönme. Vücudun her tarafa dönsün, yüzün seyircide. Tamam. 3, 2, 1. O ne demek ya? 3, 2, 1. Vurmadan alıyoruz. Kaldır elini. Yalla! Dur. Şimdi seyirci alkışlamayın ya. Allah Allah. Çadıra çevirdiniz burayı. Oradasın sen. Dönerken duruyorsun. Müzik de duruyor, tamam mı? Müzik de duruyorsunuz hep beraber. Herkes donuk. Tamam herkes mı? Donuk. Donuk arkadaşım. Sen adama bir laf söylüyorsun. O lafla beraber canlanıyorsunuz. Evet. Tamam. Evet. Ben adama laf söylüyorum. Şimdi sen ortaya gel. Oradan dansla git. Gittiğin yerde dur, durduğun yerde müziği kes. Dön adama, lafını söyle, tekrar gel. Evet, bir daha dayak yemen için laf söylemen lazım adama. O zaman söylemesen iyi mi? Hayır, söyleyeceksin. 3, 2, 1, Sarp daha büyük büyük oyna, tamam. Yumuşamıyor muyum bir daha? Bir daha vuruyorum. Biz kestik! Biz de şaşırdık ya. Sen vuramıyorsan alamıyorsun. Ben mi vuracağım? Hayır, vurdum. Hani şimdi söyleyeceği yer değil miydi hocam? Bu geri gelişim değil mi benim? Ya ne işler açtın başımıza ya? Kapatıyorum Instagram hesabını. Arkadaşım. Çocuk sana çakacak. Döneceksin, geleceksin. Evet, 3, 2, 1. Buyurun. Tamam. Yaptık ya onu. Lan duracaksın ya orada. Müzik hocam, mi duracak ya? Denk gelecek falan. Ha. Bir şey olacak. Evet. Sonra ben dur deyince durup donuk olacaksınız. Ben devam deyince devam. Donuk olduğunuzda başlarken hep sen bir laf söyleyeceksin Ferit'e. Donuk olduğumuz mu? Evet, donuk, donuk. Donuk, donuk. Evet. 3, 2, 1. Çak. Lan. Don dedim mi? Don ha? Dedim mi? Don dedim mi? Demedin mi? Demedim. Gel şuraya. Vur. Başla biz... müzik. Don. Don. Don de. Yüzün bize dönük olması gerekti. O zaman ölürüm. Ne? Sadece vücudun kalsın, kafan bize döndür. Vücudunu döndürmeden kafanı döndür. Lan nasıl? Bir şekilde yüzünü görmem lazım arkan dönükken. Duygularımı görsen. Hayır. Nasıl döndürür kafa buraya? Olmaz ki boynum kırılır. Tamam, don. Ferit sen niye donmuyorsun? Dondum. Sarp. Ya bir su içsem ya. Hayır, bitiyor. Başla. Ne yapacağız? Lan neye başla? Kestik. Gel lan öne gel öne. Öne gel öne. Geç öne be. Sana diyorum. Ha geç öne. Geri zekalı olan gelsin. Okuşu bakalım. Lan sen değilsin. Sen büyük geri zekalıyı gönder bana. Büyük geri zekalıyı en gönder. En büyük geri zekalı. Aslanım benim. Kendine ödün ver. Öne gel öne. Öne iyice öne. Korkma aç aç. Arkadaşım. Öne gel. O sensin. Bunu tartışacağız sonra. Yıllardır yönetmenliğime mani oluyorsun. Bunu ben Bollywood'da gösterecektim. Bunu gösterin. Neyi? Yani demin yaptığımızı. Arkadaşım niye yapmıyorsun? Şimdi hocam mantıksızlık var burada. Yani, ne mantıksızlığı var? Abi daha bir ne oluyor diye sormadan insan evladı böyle bir şey yapmaz yani. Film abi... lan bu film. Efendim? Film bu. Allah Allah. Türkan Şoray'ın çocuğunu kartallar kaçırıyor. Böyle saçma şey olur mu? Ama filmde oluyor. Film bu.
Doğru, haklı. Vallahi haklı. Sen ne gülüyorsun arkadaki gerizekalı? Bu kesin sensin oğlum. Kamera gülüyor abi, kamera. Hocam. İçeriye lan. Küçük salak. Hocam bir son şans aslında. Olmaz. Yok, yok, geldiğinden beri sen de buna uyuyorsun Ferit. Ben seni çağırdım, sen benim arkadaşımsın konuk olarak. Abi çok zor iş ya. Vallahi dizilerden zor. Göster Ferit'i seyirciye. Ferit Aktor. Gitti şu karına bir bak. Sağ ol. Evet. Merak ettim bir bak. Baksana. Tamam. Baş başa kaldık. Abin de yok ve ocak hala ateşte. Gönder kızı. Alkışlarla. Sağ olun. Sağ olun. Dikkat edin. O kadar saçma bir şey yapıyordum ki bozdun. Ya mükemmel saçma olacaktı. Bu tabiri ilk defa duydum. Niye yapıyorsun arkadaşım? Ben bir şey kastın kime? Hocam Ferit beceremedi. Seyirciyi güldüreceğim diye her şeyi bozuyorsun. Evet, ben buraya bastım. Gülmeye mi geliyor millet? Kafa gidiyor. Git içeriye. Adam gibi hazırlan gel. Tamam, dur geliyor. Donuk musun lan? Ha, ödüm koptu vallahi. Ne sallıyorsun kafanı? Hepiniz bir artist oldunuz ha. Hatırlıyor musun başladığımız günü? Kedi gibiydiniz ikiniz de. Kedi, gel bakayım. İlk başladığımızda diyorum ikiniz de kedi gibiydiniz. Size diyor. Sana diyorum sana. Tamam. Sana lan sana. Nesin sen? Piyanist. Arkadaşım gel öne gel öne. Gel oraya. Nesin sen? Nesin sen? Bilmiyorum hocam, ben konuyu anlatmadılar. Seni mı buraya gönderirken ne diye giydirdi sana? Çabuk ol, hoca bekliyor. Başka ne dedi? Çok da ipleme. Öbür gerizekalı nerede? Hocam onu şeye çağırdı işte, oturum varmış. Aklıma bir şey geldi. Sen nesin Sarp biliyor musun? Gerizekalı. Ha. Ama sen de hemen mahal veriyorsun şey. Senin yüzünden sen bu çocuğu bu hale getirdin. Mal. Efendim. Oğlum, kötü bir şey söylendiği zaman sen üstüne alınma. Tamam? Kim alınsın? Kim alınırsa alınsın, sana ne? Sen üstüne alınma. Paspartusun sen. İşte girişleri falan siliyorsun. Paspartusun sen. Paspasçı değilsin. Paspasçı başka, paspartu başka. Paspartuda Ç var mı? Bence yok. Sen nesin? O paspartuysa sen nesin? Pas. O başka bir kanalda o problem. Arkadaşım. İç suyunu da iç ya. O paspartuysa sen nesin? Ben de onun yol arkadaşımıyım. Sen Mr. Fox'sun. Fox. Evet. Ne demek? Fox balığı gibi mi yani? Hayır arkadaşım. Fox'la, Mr. Fox'la paspartu hiç duymadınız mı bir yerde? Hayır hocam. 80 günde devri alem duymadın mı? Mantıksız geldi.
Mr. Fogg diye bir adam var. Evet hocam. Çok asil, çok zengin bir adam. Evet. Bir gün kulüpte konuşurken İngiltere'de diyor ki... ...ben 80 günde dünyayı dolaşırım uçağa binmeden diyor. Nah dolaşırsın diyorlar. İddiaya giriyor. Ne diyorsun? Yok. İddiaya giriyor. Diyor ki dolaşamazsam malımın yarısını veririm. Tamamını versem hikaye bitse. Öyle değil ya. Kendi malının. Tamam. Yarısını veririm diyorsun. Adam da diyor ki öyle mi? Bir şey söyleyeceğim. Kadife battı herhalde. Herkesin anlayıp senin anlamadığını bildiğimiz halde... ...bizim anlamadığımız, senin anladığın ne olmuş olabilir gerizekalı? Aslında bunu çok daha kısa sorabilirdi tabii ama... ...konuşmak istiyor yazık, o şey yapıyor. Söyle. Neyi? O cümleye bu muydu ya? Tamam. Arkadaşım, Mr. Fox'un sen. Fox'un. Kulüptesin. Hemen al sahneye bir erkek seyirci. Bir tane erkek seyirci rica ediyorum. Yok, erkek yok aramızda. Vay maşallah. Abi o tişört tarar ya kamerada. Bir şey olmaz. İsminiz ne? Tuğrul. Tuğrul Bey, hoş geldiniz. Çıkarsın tişörtü olmadı öyle. Çok güzel. Buyurun. Bu tarafta mı kalsın, kendisi bu tarafta mı? Fark etmez. Sen kulübe giriyorsun, ne tarafta kalırsa kalsın. Evet. Paspartu kim biliyor çıkar musun? Çıkar üstüne abi, kulübe, erotik kulübe giriyorsun. Hayır! İsminiz ne beyefendi? Tuğrul. Tuğrul. Tuğrul, sen ne iş yapıyorsun? Erotik shop'ta mı çalışıyorsun? Niye hemen soyunuyorsun? Yok abi, öğrenciyim. Tamam, öğrenciyim. O engel değil. Hatta zihin açar değil mi? Sor, nasıl okuyormuş, sor bakayım. Nasıl okuyorsun? Hayır şey, ne okuyor pardon? Ne, nedir bölüm ne? Çevre mühendisliği, İTÜ. Ülkenin yarısı çevre mühendisliği okuyor, farkında mısın? Ama çevrede en ufak arpa boyu gelişme yok. Olsun, zor bir bölüm biliyorum ben. O da öyle okudu, değil mi? Sen ne okudun? Endüstri mühendisliği. Aynı bokun soyu işte, ne anlıyorsun? Turun, sen 80 günde devre alemi biliyor musun? Kaçlısınız abi? 92. 92 mi? Torunun torunu öldü o hikayeyi yazan. Evet, Turul geç sağa. Geç sağa. Kulüptesin, elinde bir şampanya kadehi ve gelirsin. Arkadaşım, paspartu senin neyin? Senin neyin paspartu? Eşim mi, manita mı? Hayır ya, böyle eş mi olur? Lan sen niye hemen havaya giriyorsun? Adam görev adamı ya, sorgulamıyor. Böyle şeylere hemen atlıyorsun. Fark etmez bana. Evet. Sen onun uşağısın. Uşak ne demek? Paspartu. Evet. Devamlı bir adım arkasındasın. Elinle devamlı ona değiyorsun arkadan. Tamam. İşte bak bu. Geç ben arkasına. Anladım. Bir yerden bir şey olacak. Elinle değ. Daha aşağıdan değ ki şey, değdiğin belli olmasın. Değ ama değdiğini biz anlamayalım. Ama buna değsin değil mi? Sen hisset arkadaşım. Tamam. Hissediyor musun? Tamam. Sen çok havalısın. Kim? Sen. Ben. Kulüpte. Mr. Fogg çok havalı. Ve bu da senin gıcık olduğun adam. Kulüpte. Tamam. Evet. Senin ismin ne? Birbirimizi tanıyor muyuz biz? O senin uşağın ulan. Ama benim kim olduğumu biliyor mu? Biliyor tabii. Sen nesin? Fogg you. Hazır hissediyorum. Evet. 3, 2, 1. Gel. Kahkaha atarak alay ederek geliyorsun. Sen değil. Pardon. Sen değil mal. Hazırsın. Turul sen. Ben geliyorum. Evet. Ha 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 ha. Bakın şapşal Mr. Fogg gelmiş. Kim bilir ne saçma fikirleri var. Mal diyorsun. Evet. 3, 2, 1. Gel. Ver müziği. Ha ha ha. Şapşal Mr. Fogg gelmiş. Kim bilir ne saçma. Şampanyanın içine söyleme. Adamın yüzüne söyle. Tamam. Daha büyük bağırarak. Ağzını açabildiğin kadar çok aç. Sarp, değdiğin belli olmasın. Tamam. Evet. Dey ama. Dey ama değdiğin belli olmasın. Tamam. Dey. Değmiyorsun şu anda. Ne yana? Bana değil, ne yana? O da... Hayır, ona değeceksin Sarp. Sadece beni dinle. Sen şapkanın içine bakıp konuşuyorsun. Öyle bir tikin var senin. Hayır, hayır. Bakıyorsun, adamın yüzüne bakıyorsun. Bakıyorsun, evet. 3, 2, 1. Ayırarak ağzını. Gel Tuğrul. Ha ha ha! Şapşal Mr. Fogg gelmiş. Kim bilir ne düşünceleri var. Hiç öyle kafa dağıtmaya geldim. Normal konuşsana benimle. Ben mi? Hayır. Serdar de bakayım. Serdar.
Niye Serdar? Konuşabiliyorsun demin, niye konuşamadın? Serdar niye dedi? İki tane R var. R'leri söyleyemiyor sandım. Söyleyebiliyorum. E niye söylemiyorsun konuşurken? Heyecandan olabilir. Bir de Azeri mi? Bir de alkol çarptı hocam. Şampanya. Tamam. Sen gel sağdan. Evet. Bağır ayırarak ağzını. 3, 2, 1. Buyurun. Ha ha ha. Şapşal Mr. Fogg gelmiş. Kim bilir ne saçma düşünceleri var. Saçma düşüncem olduğunu kim söyledi size? Yönetmen. O ne? Arkadaşım adamı gıcık edecek bir hareketle başla. Birbirinize gıcıksınız. Kafasında şampanya çevirsen Tuğrul onu, sen de ona başka bir şey yap. Siz nerede yaşıyorsunuz ya? Nasıl hareketler bunlar ya? Sen şimdi ona başka bir hareket yap. Ne yapayım? Ben ne yapayım? Ben son derece elegan bir insanım. Yani ben o tarz bir atışmaya giremem ki. Bunu niye yapıyorsun? Niye? Benim yapmam gereken onu... Ne yapıyorsunuz? Yok yok, öyle bir program değil bu ya. Öyle bir şey yok. Korkacak bir şey yok. Tuğrul. Ben en fazla ona söylediği şeyin aksini ispat ederek, yani şapşal bir fikrim olmadığını ispat ederek. Değil mi? Evet, sen de onu destekliyorsun arkadan, tamam mı Sarp? Evet, arkadaşım alay et Mr. Fogg'la, yap hareketini. E? Şey, Mr. Fogg, Tuğrul'la alay et. Mr. Tuğrul diye başla. Mr. Tuğrul. Benim saçma bir fikrim olduğunu size düşürten nedir? Düşürten. Devam adam et, ben orayı... Adam bulaşıcı ya. Ulan ben orayı montajda koyardım, devam et. Ben de koyacağım, montaj sırası bana gelsin bir gün. Hazır. Mr. Tuğrul, acaba saçma bir fikrim olduğunu size düşündürten nedir? Sarp. Nedir? Bu sefer kabul ediyorum. Benim muhayyerde bir problem var. Söyle. Aptal Fok. Söyle bakalım. Çıkar ağzındaki baklavayı. Şey baklayı. Söyle. Evet. Aptal Fok. Çıkar ağzındaki baklayı. Ağzımda bir bakla yok. Kafamda sadece bir plan var. Hiçbirinizin inanamayacağı bir plan. Dünyayı 80 günde... Ay bunu çok önemli bu. Acayip bir şey yapacağım. Hayır, bu çok önemli. Bunu böyle bu kolları yani açarak söylüyorsun. Evet, göğsünü ileri çıkararak söylüyorsun. Sen değmeye devam ediyorsun Sarp. Ve onu destekliyorsun. Evet, yapar evet. Seni. Evet. Aklımda saçma bir fikirden çok daha fazlası var. Göğsünü. Göğsünü yerim. Hayır. Ha? Göğsünü çıkar. Göğsünü çıkar bana. Çabuk, göreceğim. Çıkarıyor. Ulan sen göğsünü öne çıkar. Ben Tuğrul deniyorum. Tuğrul sen nerelisin? Evet. Nerelisin sen Tuğrul? Hiç oralı değil. Azerbaycan. Azerbaycan mı? Evet. Vallahi ha, mı? Söylesene abicim baştan. Oğlum çoğu burada büyüyen adamdan güzel konuşuyorsun. Tebrik ediyorum. iPhone mu kullanmıyorsun? Ondan olabilir. O bitirdi bizi. Hazır. Evet arkadaşım. Evet. Sor şimdi, söyle şimdi Tuğrul. Ha, hiç de saçma değil. Kollar. Kollar kalbin aynasıdır. Hayır, kolları hayır, aç. Öyle bir şey kolları miydi o? Aç. Kollar deyince kolları aç. Göğüs evet. Deyince göğsünü aç. Ha, göğüs deyince göğsünü evet. Aç. Tamam. Buyurun. Hiç de değil. Sizleri gerçekten şaşırtacak bir fikrim var. Göğüs. O nedir paspartu? Göğüsler neydi be? Ha. Göğüs! Ha. O nedir? Dünyayı 80 günde dolaşacağım. Hiçbirinizin inanamayacağı bir sürece. Ve... Ya çıktın şuradan. Ve 80. gün tekrar dünyanın etrafında dolaşıp burada sizinle buluşacağım. Tuğrul. Belki de elinize hala o şampanya kadehi olur. De ki, arkanda dolanan nedir? Arkanda dolanan nedir? Benim kuzen. İki aptal mı yapacaksınız bunu? İki aptal mı yapacaksınız bunu? Eğer 80 günlük macerayı zamanında bitirirsem kimin aptal olduğunu göreceğiz Tuğrul Bey. Söyle Tuğrul, ben sana neyimi vereyim 80 günde gelirsen? Hadi biz yola çıkıyoruz hadi. Gel buraya. Ya hadi ya, olay da nereye gidiyor ya? Koca Londra'ya karıştırdık. Böyle oldu o, Londra ya. O klasik arabanı verdi. Evet. Londra, Londra, evet. Londra'ya benim. Ha? Evet. Sana neyimi vereyim 80 günde gelirsen? Sana neyimi vereyim 80 günde gelirsen? İddia olarak. Biliyorum, ben onu anladım. Hayır, oku verirsen yani. Hayır, hayır. Bir şey. Benim için böyle bir şeyin önemi yok. Göğüs. Evet, bir göğsünü verebilirsin. Hayır. Ha? Göğüs deyince ne yapıyordun? Böyle yapıyorum. Evet. Benim için böyle bir şeyin önemi yok. Ben herhangi bir şey için bu bahse girmiyorum. Benim derdim kendimi kendime ispatlamak. Ben neyimi vereceğim biliyor musun? Söyle.
Duydun mu? Arkadaşım söyle. Sallayarak kolunu söyle. Peki ben kazanamazsam bu iddiayı benden ne istiyorsun Mr. Tuğrul? Malının yarısını. Dur Tuğrul, sen malının yarısını hadi diyorsun. Sarp sen de çok şaşırıyorsun. Malının yarısını. Anlaştık. Büyüt Sarp. Yo büyük. Gerçekten yaratıcı, tebrik ediyorum. Evet arkadaşım. Ben ayrıldım. Hazır. Hadi. Tuğrul'u gönder. Tuğrul'u alkışlarla gönder yerine. Çok teşekkürler. Teşekkür şampanya döküldü. Arkadaşım hemen panikleyin, telaşlan. Paspartu'ya söyle. Hemen yola çıkmamız lazım. Prodüksiyon. Hemen valizleri, çantaları, bavulları, her şeyi getir. Böyle şeyler mi var? Evet, evin içindesiniz. Peki. Koşturuyorsunuz hazırlık yaparken. Koşarken birbirinize değiyorsunuz. Çarpışın. Evde, koş. Evde böyle mi giyiniyoruz biz? Evet. Ev çok küçük. 2 metrekare. Valizleri hazırlarken birbirinize çarpın. Çabuk koştur. Şu çizgiden, şu çizgiye. Buradan da buraya, şuraya. Bu kadar. 2 metrekare burası. Bu. Bavulları getir. Bavulları getir. Aferin. Ev küçük, bavullar dışarıda. İçeriden kilitledim. Arkadaşım yapma şunu, aç şu kapıyı. Getir bavulu. Prodüksiyon, daha bavul getirsenize. Hocam, yapımcı biraz cimri, tek bavul almışlar. Prodüksiyon, başka bavul yok mu? Yok. Öndeki seyircilerden 8-10 tane çanta alın, çabuk. Çanta mı? Evet. Alenen soygun. Ne yapıyorsunuz acaba? Ne yapıyorsunuz? Aa, çanta var mı orada? Aa, ver abi. Bir tane daha var. Ver, hepsini ver. Su istesek vermezler, 60 kilo bavul çıktı ya. Sarp, gir evin içine. Tam gidecekken sen bir anda... Kitli. Arkadaşım aç şu kapıyı, adam girsin. Aç şu kapıyı. Çıkmadan düşünseydi. Arkadaşım aç şunu. Boşa dönüyor. Aç ulan şu kapıyı, aç. Ne oldu ya? Arkadaşım. Kilit bozuk. Tamam. Geri çekil, koşarak gel, vur. Kapı kırılsın, üstüne düş arkadaşım. Allah Allah. Dur bakayım, benim kıyafetler neredeydi ya? Gel buraya, gel. Buraya gel. 2 dakika kayıp. Ne yaptın lan bavula? Halk arasında götüyle daha devirdi dediğimiz. bu dekordu. Ne yapıyorsunuz siz ikiniz? Al. Paspartu. Arkadaşım onu sen taşıyacaksın. İçindekiler dökülmesin diye koltuk altına alacaksın. Öbürünü elinde tutacaksın. Yok şöyle yaparız. İçine bir şey koymam, problem olmaz. Hayır. Kol doldurdunuz. İkisinin de içi çok ağır, tamam mı? Belin bükülüyor Sarp. Kolun yere kadar sarkmış. Evet. Budur. Böyle taşıyacaksın. Sen de al şimdi bunları. Bu benim uşağım. Ben mi taşıyorum bavulları? Evet. Çünkü az önce çaydanlığa elini değdirdi. Eli yanıyor. Çaydanlık olduğunu emin misin? Başka ne olabilir? Gerizekalı çocuğun elini yakan. Cezve olabilir. Onu koltuk altına alıyorsun. Ötekini eline alıyorsun. Onu dediğiniz hangisi? Kırık olanı koltuk altına alıyorsun. Sağlam olanı koltuk altına aldığını eline alıyorsun. Hiç anlamadım. Koltuk altına aldığın el var ya. Evet. O elinle alıyorsun öbür valizi de. Sol elin boş kalıyor. Neden? Kaplumbağa deden. Çünkü birini görürsen tokalaşmak için. Sol elle tokalaşıyorum. Evet. Öyle bir öküzüm yani. Tamam. Evet arkadaşım. Şimdi kapıdan çıkmaya çalışıyorsunuz. Fakat içerisi 2 metrekare olduğu için, kapı da içeriye doğru açıldığı için ne oluyor? Biz öbür kapıdan çıkıyoruz. Öbür kapı yok.
Evet arkadaşım, kendine doğru çekeceksin. Sonra valizleri tek tek çıkarıp ara kalan aralıktan sen kendini çıkaracaksın. Karnını içine çekip sonra sarpı çekip çıkaracaksın. Tamam? Evet 3 2 1 sarp. Sen arkasından ayrılma, dokunuyorsun. Yalla. Modada yeni bir rüzgar. Sarp nerede? Paspartu nerede? Sıkışığım. Bunun arkasına sıkışıksın, gelsene. Sarp, valizle yan yana geçemiyorsun, o kadar dar. Aha, geçemiyorum. Yani ne yapıyorsun? Geçmiyorum. Arkadaşım, senin uşağın, ne olur sen konuş paspartuyla. Beni takip et. Sarp olmaz, paspartu. Hayır, sıkıntı ev 2 metrekare, yol da 1 metrekare. Yani Londra'nın en cimri dönemine mi denk geldik biz ya? Arkadaşım, valizi önüne katacak, kendi yanlayacak valize. Kalçayı yan çevirirsen düz geçersin. Evet. Enişte kapı böyle açıldı. Evet. Yan, bu şekilde geçiyor bir şey. Tamam, sana demiyorum ki, paspartuya diyorum. Sen doğru geçiyorsun. Mr. Fogg, paspartuyla bir konuşma yap. De ki, bak söz verdim 80 günde devre alem. Daha sen kapıdan çıkamıyorsun gerizekalı. Lütfen, beni takip etmen lazım. Enteresan bir hız kazanmamız lazım. Aksi takdirde, Monsieur Ertuğrul, Monsieur müydü, Mr. mıydı, Pıstır mıydı? Ertuğrul'un söyledikleri gerçek olacak. Sadece Tuğrul. Sadece Tuğrul. Sadece Tuğrul. Tamam. Tamam mı? Tamam. Rezil oluruz. Tamam. Ve bu bize yakışmaz. Verdiğim sözü tutmak zorundayız. 80 tamam. Günde devre alem yapacağız. Şimdi takılı götürme, yeter hadi. İşte bu. Çıkın. Heh. Bravo. Demin de aynısını yaptık. Şimdi boşuna. Arkandaki yapmamıştı. Şimdi arkanda yapıyor. Çıktın mı? Tam o sırada bir de saatine bakar, ne görür? Burayı yaptıralım dönünce ya. Bırak lan şu kapıyı. Bırak şu kapıyı. Zaten kapı böyle kapanıyor. Ben bu tarafa doğru kilitliyorum. O da saçma oldu. Sok elini içine. Saati çıkar. Oradan değil ya. Yol gerginliği, özür diliyorum. Saat nereye sokulur? Efendim? İçinden saati çıkar. Ben saat yok ki. Arkadaşım, saatini insanlar göğsünün içine sokarlar ya. Hayır, bu, o dönemde. Burada, buraya takılıp buradan. Öyle mi? Ha, ben onu içeri atıyorlar sanıyorum. Kimle uğraşıyoruz ya? Hazırsın. Çıkar saati, bak saatine. Allah'ım, ver gerilime müzik. Allah'ım, ver gerilime müzik. Hayır, ben? Bir de ne göreyim? Akrepten yer kovanın durumuna bak. Abbo, ayıp bir şey bu. Hayır. Nedir? Söyle. Saat tam 12 demek ki. Niye? Öğlen vakti. Aslında enteresan zaman. Paspartu. Akreple yer kovanın durumunu içler acısı söyle. Paspartu, akreple yer kovanın durumu içler acısı. Şu an neredeyse geç kalarak başlıyoruz duruma. Çok acele etmemiz lazım. İlk durağımız neresi? İlk durağınız Londra'dan yola çıktıysanız ilk durak Kayseri. Kayseri. Ne bakıyorsun lan? Gerçekten içim şişti ya, yemin ediyorum yani. Niye? Ama şişti yani, öyle bir ilk durak olur mu ya? Niye arkadaşım? Pastırma, sucuk, mis işte, şahane bir ilk durak. Ya biz nereden dönüyoruz? Batı tarafından mı, doğu tarafından mı? Kuzeyden dönüyoruz, Kayseri üzerinden. Yani işte Londra. Tamam. Londra'dan batıya mı gidiyoruz? Yoksa doğuya doğru? O kuzeye gidip Kayseri'ye geliyorsunuz. Kuzeye niye gidiyoruz ki? Böyle döneceğiz dünyanın tarafına. Niye? Dünya yuvarlak değil mi? En sonunda Kayseri'yi bulursun. Ya buradan gidersen bok bulursun Londra'da. Böyle gitmen lazım. Anlatmaya çalışıyorum. Öyle bir dünya yok. Nereden biliyorsun? Sen mi yaptın dünya haritasını? Aa, nereye getirdi olayı? Hacı, Londra'nın tepesi ta gidiyor kutba. Tamam. Kutbun öbür tarafında ne var? Öbür kutup. İn aşağı. Bir aşağı mı? İn aşağı. İndim. Görebiliyor musun çantadan? Daha başka bir şey yok. Yani... Arkadaşım. Kutuptan aşağı. Dünyanın ne? İnilemez, daha fazla inilemez. Ben bir şey demedim. Beni bu hale getirdiler, ben bir şey demedim. Londra'da neyse ki değil, hiç nerede olursan ol. Çok ümitliyim. Dünyanın neresinde olursan ol. Ha. Dönersen istediğin yere gelirsin.
Nereden döndüğüne bağlı o. Ulan dönerken bir şekilde... Bak şimdi bak tam Londra merkez. Evet. Londra'dayım, yola çıkıyorum. Çık. Döndüm. Aynı yere gelemem ki. Nereden döndüğüne dünyada bağlı. Dünyada aynı anda kendi etrafında döndüğü için o sana denk gelir. Bana... Şununla vurur musun? Bu daha sağlık. Bunlar tamam. Şu omurilik soğancığını. Kestik. Bir dakika dur bir dakika. Kestik. Sen benden neyi tartışıyorsun lan? Ama yanlış hocam. Gençlere de yanlış bilgilendim. Sana ne? Bana açsın ne mi? Gençler baksın haritaya. Sana ama ne? Benden zaten... mi öğrenecekler Londra'nın nerede olduğunu? Kimde? Birinci durak Londra, ikinci durak Kayseri. Üçüncüsü senin gönlün olsun diye Yeni Zelanda. Tamam. Tamam şimdi tamam. Ay içim rahat. Hazır. Gidiyoruz hocam. Nereye gidiyorsunuz? Götün götün Kayseri işte. Ben daha buradan niye gidelim sen madem sen diyorsun Kayseri? Ki ilk tren nereye diyorsun? Sarp sen söylüyorsun nereye? Sen de diyorsun Kayseri'ye. Sarp sen bağırıyorsun. Ne diye bağırıyorsun? Sucuk. Evet. Kim? Buyurun. Ne? Sucuk. Bilmiyorum ben. Sucuk ulan sucuk diye bağırıyorsun. Sucuk. Evet 3, 2, 1 buyurun. Sucuk. Dur sen bir sucuk. Duydun mu Kayseri'yi de sucuk diyorsun? Kim diyor Kayseri'yi? Sen diyorsun. Ha, ben hayır. Ben ilk durağınız neresi diyorum? O sucuk diyor. Hayır ulan. Sen ilk durak diyorsun ki. Nereye gidiyoruz? Nereye? Treni kaçırıyoruz. Evet paspartu. Nereye gidiyoruz? Sucuk. Evet paspartu. Nereye gidiyoruz? Nereye? Kayseri'ye. Sucuk. Evet paspartu. Nereye gidiyoruz? Nereye? Kayseri. Sucuk. Evet. Yürü. Prodüksiyon. Artık prodüksiyon. Nasıl bir durumdaysak. Prodüksiyon treni getirin hemen. Treni getirin. Dur prodüksiyon. Ama bana aralıktan beri bir çay getirmeyin. Yok yok prodüksiyon treni getirmeyin. Sahneye 5 kişi al tren yapsın. Al 5 kişi. Ama Kayseri treni. Hoş geldiniz. Merhabalar başkan. Evet. Tren yapın arkadaşlar. Evet soyunun. Hayır. Bu hikayeyi seyirci bütün çıplaklığıyla görsün istiyorum. Arkadaşlar sahnedeki arkadaşlar beni duyuyor musunuz? O ortadaki abi sen en öne geç. Sende vagon tipi var. Evet, herkes birbirinin arkasından tutsun. Bir koyalım ki. Evet, biraz aşağıdan tutun çekil. Ki virajlarda savrulmayın. Heh. Evet, en öndeki arkadaş ismin ne? Mehmet. Veriyorum lafını. Sen tekrarlayarak ilerle. Çuf. Tamam. Çuf. Dur, dur alkışlamayın. Arkadaşım çok geç kalmışsınız. Siz tam vardığınızda tren hareket etmiş oluyor tamam mı? Tren hareketliyken atlıyorsunuz. Tamam, önce sen atlıyorsun arkadaşım. Sonra Sarp sen ona valizleri atıyorsun. Sonra o seni yukarı çekiyor. Tamam. Sonra sen valizleri ona atamıyorsun bir türlü. Sonra arkadaşım iniyor, sen biniyorsun. O sana valizleri atıp biniyor. Sen muhtemelen... Arkadaşım bir dinle beni. Burası evet, önemli. Evet. Muhtemelen treni Paris'te falan yakalıyorsun. Londra'dan Kayseri'ye giderken Paris'te yakalıyorum treni. Evet. Ne var bunda? Ha işte mantık çünkü anlasın gençlik diye. Çok mantıklı. Şimdi beyefendi lokomotifse arkadakiler vagon mu? Evet. Neyini beğenmedin? Hiç. Evet. Beyefendi alıyoruz lafımızı. 3, 2, 1 buyurun. Çuf. Gitti. Kömür bitti. Kömür bitti. Kısmet değilmiş paspartu. İsmin neydi senin? Mehmet. Mehmet. Tek avuçluk kömürle dünya turuna çıktık Mehmet, ya. Mehmet ben sana çuf dedim ya. Sen o çufu çoğalt dedim. Tamam. Evet. Ama nasıl çoğalttığını burada bize gösterme. Mehmet sen raylarda biraz böyle ya. Şey hafif böyle salsa gibi gidiyorsun tamam? Evet. Siz de o duman Mehmet oradan yaparsın... çıkıyor saldıkça. Hazır. Mehmet ne yaparsa ona uyuyorsunuz. 3, 2, 1 yalla. Çuf 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 çuf. Gelirken de aslan gibi adam gibi gözüktü ama. Burası insanı bozuyor. Bizim de başımıza geldi. Şu hale bak. Mehmet bekar mısın? Evliyim. Şaka yapıyorsun. Tekrar bak hala evli misin? Çünkü bazen erken terk ediyorlar. Abla şu an suç işlediğini biliyor musun bunu çekerek? Evet. Mehmet tekrar başlıyorsun. Evet yapışın Mehmet'e. Mehmet çok yavaş gidiyorsun tamam mı? Arkadaşım siz koşuyorsunuz. 3, 2, 1 koş. Nereden koşuyoruz? Koşarken Sarp'a bağırıyorsun. Çuf, 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 çuf.
Çuf, çuf. O ne oğlum? Çocuğun oyuncağı mı? Arkadaşım, lokomotife seslensene. Çuf, çuf. Çuf, çuf. Lan lokomotife seslensene. Çuf, çuf. Gözlerim vagonları dolaştı ezgi. Hayır, lokomotife sesleneceksin. Ne diye sesleneyim? İsmim var. Lokomo de, bir şey de, lok de. Allah Allah. Şatkan, birinci. Ne diyeceğim? Evet, söyle bir şey. Hop de, abi de, yüp de. Evet. Hop, bizi de bekleyin. Haydi Mehmet, yürü. Çuf, çuf, çuf. Ya çuf. Bir dakika durun, Allah'ını seversen. Bir de nazlı bir lokomotif. Çuf. Şu, yani havalı da yöreye göre. Çuf ama çuf. Buna bile geç kaldık biz. Mehmet, lokomotif normal yürüyor. Adana çifte tellisi yapma. Normal yürü. Nedir bu kıyafet? Ama başta salsa yaparak yürü dediniz. Ne yapayım dedim? Salsa yaparak yürü dediniz. Ben öyle bir şey mi dedim? Evet. Uydurma, evet. Sen hızlı gitsen de en arkadaki salsa. Yürü. Hazır. Evet, yürü lokomotif. Çuf, 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 çuf. Çuf. Çuf, çuf, çuf. Arkadaşım koş. Çuf, çuf, koş. Hacı nereden koşayım? Çuf, 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 bir şey soracağım. Kim osurdu? Bir dakika. Şimdi burada ısının hava yükseliyor. Bir dakika. Arkadaşım. Ama bir yere kadar yükseliyor. Arkadaşım. Yolculuk iptal. Ben bu kafayla yola çıkamam. Bak şu an bana her yer Kayseri. Olmaz. Olmaz. Sen... Sakladın değil mi? Çuf, çuf, çuf. Hep. Güzel. Güzel kafa. Evet. Tren tekrar o dönüş yap. Tuğrul, gel. Tuğrul muydu ismin? Mehmet. Mehmet. Tuğrul, Tuğrul kim? Tuğrul aşağı indi. Ha tamam. Ne yapıyorsun Tuğrul? Tuğrul, dur Tuğrul. Böyle şeylere ihtiyacımız olacak. Hazır ol. Çağırdığımıza geleceksin ama zamanı gelecek. Bugün değil. Hazır. Evet. Galiba donum düştü. Tuğrul'un yerine oturmasını bekliyorum. Bir tehlikeye mahallem. Tuğrul'un yeri Azerbaycan'da. Evet. Arkada ne konuşuyorsunuz vagonlar? İnanılmaz. Kızlar ne konuşuyorsunuz? Tren Thomas. Ne konuşuyor kızlar? Evet, 3, 2, 1, dön tren gel. Çuf, çuf, çuf. Daha çuflu. Çuf, çuf, çuf. Daha hızlı çuf. Çuf, 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 çuf. Kestik. Lan. Ne bakıyorsun lan? Ne bakıyorsun? Atlasana şuna. Ben atam atlıyordum, siz kestiniz. Öyle mi? Evet. E sen atladığında tren geçmiş olacak, arkasına atlayacaksın. Ha süper fikir. Boşluğa atla. Tamam. İlkinde raylara manda gibi yapış, ondan sonra ikincisinde atlarsın. Ne kadar zarif bir insan. Evet, 3, 2, 1, buyurun. Yine tamam. Geçmiş oldular zaten. Azıcık tamam, U dönüşü yap gel. Bir metre geriden alalım mı? Arkadaşım, Londra'da tarz bu. 8 U dönüşü sonra yola gidiyor. Evet, doğru doğru. Çuf, evet. Çuf, çuf, çuf. Daha hızlı çuf. Kızlar sizde, vagonlar çuf çuf. Hocam bu ne ya? Çuf 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 çuf. Bu günümüzün treni bu, senin gençliğin... Hadi şimdi... Kapat, kameraları kapat. Çünkü... Yayınlanacak bir tarafı yok bunun. Kapat, kapat. Çoluğa çocuğa rezil olmayalım. Çuf, öyle bir çuf çuf yok. Evet, 3, 2, 1. Öyle hep sağa çeker yani öyle. O daire tren, öyle bir istasyon yok yani. Hocam. Arkadaşım. Bunlar bir oldu. Ben niçin böyle bir yola çıktım ya? Hazır. Evet, gel çuf çuf. Oğlum pantolon düşüyor. Don dizimde zaten. Düşsün bir şey olmaz. Ben yola hazır değilim. Lan bir şey olmaz. Oyun gereği. Düşer kalkar o. Evet. Tabii tabii ya. Bildiğin yanak. Ne olacak? Çuf 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 çuf. Evet. Hadi. Tam atlarken Sarp sana bir şey söyler. Tren geçer, boşluğa atlarsın. Süre geç, süre geç. Sen söyle bir şey ona. Atla hadi. Tren gitti bile Kayseri'ye. Şimdi hazır. Gel arkama, arkama gel, arkama gel. Şimdi söyle. Atla hadi. Hey. Atla. Ulan onun içine sucuk koyacaktık. İki kardeş yeter. Evet.
geldik. Ona sucuk koyacaktık, sucuk. Artık daha pastırma daha uygun. Geldik mi otele? Hayır, şu treni atlayın çabuk. Bravo Sarp, azimli gençsin. Devam et. Paspartu aynı zamanda iç mimar. Evet, arkadaşım söyle. İlkinde atlayamadık, ikincisinde mutlaka atlayacağız. Bu saçma konuşmaları yapacağımızı atlasak. Konuş çocukla. Dodoş mu? Konuş çocukla. Dodoş mu? Konuş çocukla. Nerenin, hangi yörenin insanı bu Dodoş? Konuş şu çocukla. Dodoş mu? Konuş şu çocukla. Ha? Konuş. Şunun zanaksını verin ya. Konuş şu çocukla. Ha. Ha. Sen Sarp, sen onun pantolonunu tut arkadan düşmesin. Tutma, tutma, tutma. Yeter, tamam. Biz kendi yağımda kavrulurum ben. Evet. Bir seferinde kaçırdık, bari ikinci seferde atlayalım. Çok müzik, ol. Tren. Hazır ol. Çuk, 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 çuk. Hadi bakalım. Kestik. Siz vagon oldunuz. Sizin araya girmeniz lazım. Enişte, üç tane hanımefendi, bir tane delikanlı var. Tamam. Ney tamam? Tamam. Araya gireceksiniz. Sonra anlaşılmayan ne? Şimdi üç tane hanımefendi, ben oraya atlayacağım. Evet, araya atlayacaksın. Sonra Instagram'da böyle çöp kutusunun yanında bulmayalım beni. Birinin abisi beni vurdu diye. Şaka yaparken vurdular pezevengi diye. Öyle bir... Kızların üstüne atlamayacaksın. Ama araya atlayacaksın. Denk gelemem, elimde koca... Olmaz. Ben vagon olmak isteyen var mı dedim, kendileri geldi. Evet. Tamam, kanunen hiçbir sıkıntı yok. Senin öldürülmüş olman sonraki davayı ilgilendirir. Ha tamam. Ama o davayı kovalayın hocam. Çünkü çocukların riski etme. Orada. Tabii tabii. Evet, 3, 2, 1, devam. Hazır hissediyorum. Atlıyorsun. Gel. Çuf çuf Mehmet, yürü. Hadi bakalım, koş. O ne oğlum? He? Kadını daha Instagram'a çıkma fikri bile korkuttu. Demek ki katil bunun abisi. Daha seni kimse öldürmedi. Ablacığım, sizin isminiz ne? Maktul. Ne? Bilun. İsmi neymiş? Bilmiyorum diyor. Bilin bakalım. Bilun. Daha koymamışlar. Ona bırakmışlar. 18'de olunca o koyacak. Senin ismin ne ablacığım? Bilun, Bilun. Ha Bilun. Ha. Billur. Bilun. Bilun. Nereden bileyim söyle? Ya çok iyi. Gerçekten. Bir şey söyleyeceğim. Benim anlamadığım, hepinizin anladığı ne olabilir? İsmi... O kadar çok şey var ki. Ben ya... gerizekalı mıyım? Estağfurullah. Un markası gibi bir un. Seyirci bir çıkarsa bunu tartışacağız. Kızın babasının un fabrikası mı varmış? Ay. Ben iniyorum. Ay. Ne? İniyorum. Nereye? Anlamadınız. Anladı, anladı. Anlamamışsın. Tamam, senin ismin kız olsun. Kız, sen şimdi... Sen şimdi niye oturdun oraya? Koptum. Nereden koptun? Raydan. Raydan mı koptun, öndeki vagondan mı koptun? Yani vagondan, raydanla çıktım. Raydan çıktın. Koptacağız, raydan çıkar. İşte genç kızlarımızı kontrol edeceğiz. Hep bu sosyal medya. Ablacığım, sen raydan çıkma. Sen Sarp'a yapış. Evet, 3, 2, 1. Tren devam ederken lokomotifin yanına gidiyorsun üstlerinden geçerek arkadaşım. Tabii, tek tabii, tek tabii, vagonların canım. Üstünden geçerek gidiyorsun. Ben diyorum niye boş duruyorum öyle. Vagonların bacak arasından geçeceksin, öbürünün yanından geçeceksin, öbürünün üstünden geçeceksin, lokomotife ulaşacaksın. Diyeceksin ki bizi limanda bırak. Neden? Çünkü liman çok önemli. Kayseri'ye ancak gemiyle gidebilirsin. Biraz sonra uzay gemisi şakası geliyor herhalde, bilmiyorum yani. Çünkü ne gülüyorsun lan? Londra ile Kayseri'nin arasında hiç deniz yok mu? Yok hocam, var, haklısınız, var. Evet. Allah bildiğine deniz.
3, 2, 1. Müzisyenler, lokomotif, devam. Çok üzülüyor. Çok üzülüyor. Onun bacak arasından geçiyorsun. Bana ne? Ona göre bacak çıkıyor sahneye. Hocam bayağı donum iniyor. Sarp, tut şunun pantolonunu. Lan hadi! Ne oldu? Vallahi ona mı yarayacak, bana mı onu bilemiyorum. Yolu uzatıyorum biraz. Arkadaşım geç şu lokomotiften. Zıpla, zıpla! Mehmet, şu treni bir tane tümseye getir. Çabuk, yoksa geçemeyecek bu. Ha, tek dert o. Arkadaşım hadi! Kız, tutsana Sarp'ı. Ha. Dur, dur. Ne oldu senin mikrofonuna? Şey, mikrofona ne oldu ya? Ne oldu? Bir şey olmadı ya. Sen neye bakıyorsun? Möşkü Tuğrul kazandırır. Dur lan, şuraya gitmiyorum. Arkadaşım, he, doğru düzgün konuş. Konuşuyorum da terden şey oluyor mikrofon. Üfle. Yo, 80'lerdeydi o. Arkadaşım, mikrofona üfle, terin çıksın. Ya hacı, bu... Gel, gel, gel. Ne bakıyorsun oradan? Gel. Acele etme. Pazartesi de buradayız ya. Arkadaşım, ne olur şu trenin altından geç, öne gel, lokomotife durdur de. Lokomotifin kolunu çek. Lokomotif bağırsın, aa diye dursun. Oradan gemiye atla. Lokomotifin kolu olmaya karar verelim. Lokomotifin kolu, lokomotifin kolu. Zıbanadan çıkıyor. Seyirci, siz hep gülüyorsunuz. Bu da sizden yüz buluyor. Lütfen. Abi ceketi dışından mı çıkardın onu? Çok güzel. Gülmeyin. Hazır hissediyoruz. Tamam. Hazır mısın? Hayır değil. Ne olur. Çünkü... Lütfen Barış. Tamam. Sana alttan geçince tamam, ne yapıyorsun? Köprü. Yapıyorum. Tamam. Evet, süpersin Barış. Ne oldu arkadaşım? Tamam mı sen? Çok güzelsin. Kablo dışarıda mı? Kablo... Bir şey olmaz kablo dışarıdan geçerse. Hazır. Evet. Ver müziği. Açmaca. Kestik. Gel öne. Sana diyorum. Sahnedeki en saçma adam gelsin. Tuğrul, gel sahneye. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun Sarp? Sana diyorum. Ne oldu? Bir şey olmadı Sarp. Dekoru kırıyor hocam. Sen de öne gel lan. Tuğrul, gel şuraya. Ne var elinde? Bir şey yok. Demin ne vardı? Tamam. Şampanya var elinde. Kaybettin. Gel söyle. Daha Londra'dan gidemedim. Ben bir salağım de Tuğrul'a. Söyle. Mr. Tuğrul, sizden özür diliyorum. Size bir özür borçluyum. Ya 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 ya. Ya ya. Beni bu hale bıraktın. Size bir özür borçluyum. Çünkü... Dur dur dur. Öyle değil. Sağa geç arkadaşım. Size bir... Müzisyenler dur dur. Ben söyleyince. Duygusal müziği vereceksin. Sen konuşurken arkanda Sarp gözyaşları içinde kalacak. Sen özür dileyeceksin. Sen de alay edeceksin Tuğrul. Alay etmek ne demek biliyor musun? Evet, dalga geçmek. Feştanzi. Sil. Evet. 3, 2, 1. Ver duygusalı. Evet. Alıyor musunuz? Çünkü size bir özür borçluyum Mr. Tuğrul. Çünkü 80 günde dünyayı dolaşabileceğimi düşündüm. Sarp. Sarp, sen onun söylediklerini ağıt olarak söyle, tamam? Ağlayarak, evet. 3, 2, 1, arkadaşım duygusal, başla. Evet, Monsieur Tuğrul. Evet, Monsieur Tuğrul.
Yalnız bu uzun adamın hava. Sözünü kesme, biriktir biriktir söyle. Bu evet. Uzun hava yalnız, ağıt değil. Ağıt başka. Nasıl? Bumcu alttan tut, adamın sesini ağzından al, evet. Evet. 3-2-1. Var ya, ablak tersi. Buyurun. İyi akşamlar. Çek şunu, ne? Sinir bozuyorsun, tamam eve gideceğiz. Arkadaşım sesini alamıyoruz. Elinle tut şunu. Sesi alamayız çünkü biz bakkaldan alıyoruz mikrofonları o yüzden. Arkadaşım şunu elinle tutar mısın? Ha, tut elinle ve spiker gibi konuşarak gel. Evet. Evet, hala aynı fikirde misin Tuğrul? Kimin eli güçlü? Belki de iddiayı kazanamadım ama en azından denedim. İnsan içinde önemli olan bu. Bir şeye varmış olmak değil. Varmak için çıktığın yolculukta neler yaşadığın. Ayrıca büyük geçmiş olsun. Elim böyle olduğuna göre devamını tahmin bile edemiyorum. Ağıt, ağıt! Ama... Elim... O neler neler... Bu diyorsun ya. Evet, kaybettim. Malım, mülküm, her şeyim senin diyeceksin. Malım, mülküm, her şeyim senin. Ben sözün eri bir insanım. Bir beyefendiyim. Neyin varsa senin. Bırakmadın o şampanyayı anasını satayım. 6 hafta oldu hala şampanya elinde. Ahmet Han abdest suyuna döndü hala onu içiyor ya. İnşallah tazelemişsindir. Ve dönersin paspartuya. Paspartuya acıklı bir konuşma yaparsın. Artık sen benim uşağım istersen olmayabilirsin çünkü 5 kuruş evet, para kaldı. Evet iddiayı ya. Kaybettiğimiz için 5 kuruş param kalmadı. Benim için çok şeyler yaptın, hizmet ettin. Sana borcumu nasıl ödeyeceğimi bilemezdim. Ama şu an biliyorum. Sana bunu bırakıyorum. Yolun açık olsun. Ve sarılırsınız. Sarıl. Ses getireceğine inanıyorum. Ona değil. Birbirinize sarılırsınız. Sarılın birbirinize. Sahnedeki herkesi alkışla gönder. Abi sen gerçekten çok ortalıkta trencilik yapma. Efendim yorduk sizi. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Kendinize iyi bakın. Yenge görüşürüz. Normalde 80 günde devre alem şeyde bitiyordu. Kazanıyordu. Mr. Fogg. Evet. Ama sen bir Mr. Fogg değilsin. Sen aptalın tekisin. Sana diyorum. Teşekkür bordolu. Evet teşekkür ederim. Hayır şeyi kravatı bordo. Böyle tüfeğe düşüyorum. Sayın hocam şimdi şöyle bir şey oldu. Dediğim gibi mühim olan bir kendinize bir hedef belirleyip ona ulaşmaktan ziyade o hedef yolculuğunda neler yaptınız, nelerin üstesinden geldiniz. Biz oldukça çok şey başardığımızı düşünüyorum. Senin gibilere halk arasında ne diyorlar biliyor musun? Kolay gelsin. Hayır. Ha, laf hebesi diyorlar. Evet. Devamlı doğru. Laflarla böyle bir kıvırıyorsun işi. Evet hocam. Ver lan selamını bordolu. Neye baktın? Hiç. İşin gücün dalga. Ver selamını. Kendinize iyi bakın. Sizi seviyorum. Geldi git. Dikkatli kullanın. Arkadaşın hikayesi mini ve yönetmeni hepsinden de önemlisi yanındaki seyircisi bizimki aşk hikayesi sahnesiyle perdesi